Evet, ben başlatıyorum çünkü yeterince beklettik misafirlerimizi de hem online ortamda hem burada. Oturum başlığımız, bu akşamki oturum başlığımız yapılı çevre, tasarım, inşaat ve verimlilik üstüne. Ben konuklarımızı kısaca takdim etmek istiyorum. İlk konuğumuz Ankara Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyemiz Profesör Doktor Sayın Ahmet Haluk Pamir hocamız. Mimari ve uygulama projesi yönetim süreçlerinde verimlilik konusunda hem çok sayıda gerçekleşmiş mimari projenin müellifi hem de uzun yıllar ülkemizin en önemli üniversitelerinde çok değerli hizmetleri, katkıları olan bir hocamız olarak fikir ve görüşlerini bizlerle paylaşacak bugün. Sayın Haluk Hocam, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İkinci konuğumuzu hemen takdim etmek isterim. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası İNTES Genel Sekreteri Sayın Habip Necati Ersoy Beyefendi. İnşaat sanayinde verimlilik, Türkiye'nin durumu, sorunları ve potansiyelleriyle İNTES Akademi hakkında bizleri bilgilendirmesini isteyeceğiz kendisinden. Özellikle de sektör ve akademi arasındaki bağı ya da kopukluğu nasıl değerlendirdiğini ben kendisine sormak istiyorum. Sayın Necati Bey, tekrar hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, üçüncü konuğumuz Başkent Üniversitesi Kültürel Miras ve Dijital Hafıza UNESCO Kürsüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Sema Atik Korkmaz hocamız. Verimliliğin önemli bir alt başlığı olan sürdürülebilir kalkınma ve kültür mirasının önemi üstüne değerli görüşlerini aktaracak bize. Ve ayrıca bugün kültür miras araştırmaları ve araştırma verilerinin değerlendirilmesi süreçlerinde dijital teknolojilerin bizim ülkemiz ve ortak kültürümüz için nasıl açılımları olduğu sorusuna kısaca yanıt getirecek. Sayın Sema Hocam, siz de hoş geldiniz fuarımıza ve panelimize. Evet, dördüncü konuşmacı benim. Ben Deniz, Ankara Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doktor Ece Kumkale Açıkgöz. Ben de teknolojik dönüşümün bir sonucu olarak yapı tasarım ve üretim süreçlerinde ve kültür miras yapılarının da korunmasında ve projelendirilmesinde aynı zamanda yapı, işletim, onarım ve yenileme süreçlerini de büyük bir dönüşüme uğratan bir teknoloji olarak BIM, Building Information Modeling, yani Türkçe yapı bilgi modelleme olarak çevirebileceğimiz teknolojiden, verimlilik penceresinden bakarak bahsetmek istiyorum. Ve özellikle ülkemiz için ne tür açılımları gündeme getirdiğinden bahsetmek istiyorum. Ve sözü fazla uzatmadan Sayın Profesör Doktor Ahmet Haluk Pamir hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kumkale Açıköz. Sayın Rektörüm, sayın misafirler, sayın konuşmacı arkadaşlarım, bu çok önemli başlık altındaki fuara ve bu toplantıya davet edildiğim için mutluyum. Ve aynı şekilde de bu organizasyonu yıllardır düzenleyen, üçüncü kere düzenleyen üniversitemizin bağlı olduğu Verimlilik Vakfı ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum bu çaba için. Size şimdi çok hızlı bir şekilde geniş bir yelpazede bir sunuş yapacağım. Belki bu Sayın Kumkale Açgöz'ün söz ettiği başlıktan biraz farklı olabilir. Çünkü biz üstünde daha fazla düşününce kendisiyle son yaptığımız görüşmeden sonra biraz daha başka boyutlara da girmek istedim. Affola. Ben şimdi bu söylediğim şeyi, başlığı size sunmak üzere devam ediyorum. Evet. Başlık gördüğünüz gibi yapılı çevrelerde verimlilik için duyarlılık, bilme ve yönetimi olarak gelişti. Bunu da şunun için önemsiyorum. Bir şekilde bizim bir duyarlılık sorunumuz var yapılı çevreye karşı. Sonra bir bilme sorunumuz var. Bilgi elde ettiğimiz zaman da bunu yönetme sorunumuz var.
Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, OECD, verimliliği, verimlilik çıktının üretiminin bir bileşeni tarafından bölünmesi sonucu elde edilen orandır diyor. Yani inşaatta verimlilik olarak alırsak, inşaat yatırımında kullanılan ana para, yatırıma harcanan para, kullanılan malzemeler, emek, mühendislik, mimarlık hizmetleri açısından konulan ve geri dönen ve çıktının da bunlara orantılı olarak getirdikleri, bunlar değişik kaynak türleri. Ama kalite açısından da ölçüm yapılabilir. Genellikle bir yapılı çevrenin daha sonra belli bir etkisinden söz edilerek de verimliliği ölçebiliriz. Yani bir şeyin mali, bir yapının metrekare maliyetini düşürmek veya üretim süreçlerini kısaltmak gibi değil de bütün bittiği zaman yapılı çevreye getirdiği değer artısı bağlamında ele alınabilir. Ama maalesef bunun bir tehlikesi var. Pazarlama teknikleri burada etkili olarak bu değeri, bu verimlilik değerinin farklı bir yani bizim sahte değer dediğimiz yöne gitmesini de sağlayabiliyor. Ancak Türk inşaat firmalarının uluslararası ihalelerde yıllardır dünya ikincisi olmaları, yalnız getirdikleri döviz, ödedikleri vergi, oluşturdukları istihdam kapasitesi olarak değil, Türkiye'nin itibarı açısından da çok iyi bir verimlilik örneği bence. Bunu da sanıyorum bugün Sayın Necati Bey bir şekilde anlatacak, onların duruşlarını anlatacak. Tabii burada bizim ikinci Çin'in birinci olmasındaki bir önemli fark da bizim insan onuruna olan saygımız nedeniyle işçilere ödenen ücretin diğer ülkeye göre çok farklı olması normal ücret. Efendim, diğer ülkelerden farklı olması, kendi sesimi duydum galiba. Hatta anlaşmazlıklar için İntes'in yine bir arbitrasyon sistemi kurarak insan hakları konusunda da saygın bir özellik ülkemize kazan mesleğe ve ülkemize kazandırmış olmalı. Bütün bunlar da bence verimlilik örnekleridir. Peki toplum, topluluk ve kişi, toplum sosyal sistem demek, topluluk yerel örgütlenme demek. Yani bunlarda yerel topluluğa hizmet açısından ve kullanıcılara katkısı bakımından yapılan üretim, yapılı çevre üretiminin getirdiği verimlilik nedir? İşte burada tasarım, tasarımsızlık, plan, plansızlık, yetkinlik, yetkinsizlik gibi ikilemler var. Ve bunların etkisiyle verimliliğe değinmek istiyorum. Yapılı çevre insan düşüncesi ve emeğiyle oluşturuluyor. Ve doğa da insan tarafından geliştirilince o da aslında yapılı çevrenin bir parçası. Bütün büyük kısmını yapay sistemler oluşturuyor ama doğa da mesela işte bir büyük bir alanda yapılan yapılı çevre girişiminde orada kullanılan bitkisel malzemenin, doğanın ortaya çıkması onun doğa parçası oluyor. Burada insanlar, hayvanlar, haşerat ve benzeri bu mekanda var olan ama yapılı çevreye girmeden doğal ekolojik öğelerdir. Bunların da üzerindeki verimlilik tartışmasına dikkat etmeliyiz. Mesela Beykoz'da 1990'da yapılan bir toplu konut ki ben de vardım. Alansal Türkiye'nin değerli alansal ekologları çalışarak oradaki alansal ekolojinin ölmemesini, verimliliğinin artmasını sağladılar. Hacettepe Üniversitesi'nden Bülent Profesör Bülent Altan ve Haşim Bey, ikisi hatta Bülent Bey, Dünya Ekologlar, Alansal Ekologlar Derneği Başkanı'dır aynı zamanda. Çok değerli insanlarımız, kuruluşlarımız var. Yapılı çevre mekanının paydaşı olan insan sistemlerinin verimliliği de mesela sağlık sorunlarının azalması, komşuluk ilişkilerinin daha iyi gitmesi, iş verimliliğinin artması, toplum sistemine katkıların, topluluk sistemine katkıların ve memnuniyetin artması gibi verimlilik ölçümleri de var. Yani bir yere gidip bir yapılı çevre ürettiğiniz zaman bütün bunları da ölçmeniz lazım. 1972-73'ten beri dünyanın belli bölgelerinde bunlar ölçülüyor. Yani biz böyle bir şey yaptık, bir yapılı çevre yaptık. Acaba suçluluk arttı mı?
veya azaldı mı? Akıl hastalıklarında neler oldu? Başka türlü sağlık şikayetlerinde, sağlık merkezine başvurularda neler oldu gibi bunların etkileri, verimlilik sonuçları açıklanıyor ve anlaşılıyor ve açıklanıyor. Biz bunları anlamalıyız. Yani ilk başta ben anlamak dedim. Bu anlamak konusunun bir boyutu da bu. Şimdi toplum sistemi içindeki alt grupların beklentilerini ve diğer toplum, mahalle, semt gibi grupların beklentilerini. Ben bazı hayattan örnekler vereceğim. Bu hızlı gidiyorum. Bu zaten nasıl olsa şeye konacaktır. İnternet ortamında oradan detaylara bakılabilir. Mesela bir örnek, ben dikkate alınmayan güneşe yönlenme kararlarını kullanmak istiyorum. Bir yapı bloğunun ana yüzünü güneye çevirirsek o şu demek oluyor. Bu yüzeydeki hacimlerin bütün mevsimlerde direkt güneş ışığı alması. Yani pasif bir enerji kazanımı oluyor. Çünkü güney biliyorsunuz her zaman güneş alıyor. Değişik eğimlerde alıyor ama her zaman alıyor. Daha az yakıt tüketimi oluyor. Pasif enerji kazanımı. Güneşin etkisiyle de insanın psikolojisinde mutluluk seviyesi artıyor. Bu verimlilik. Ben Ankara Çobanyıldız Sokak'ta oturuyorum. Bizim sıradaki yapılar, bizim sıramızda bulunan yapılar doğu batı yönüne bakıyor. Yamaçta inşa edildiğimiz için maalesef Ankara'da birçok yerde biliyorsunuz yamaçlar var ve orada inşa ediyor. Arkamızdaki yapı da doğu cephemizi kapatıyor. Kışın güneş doğudan güneye yakın doğu, güneye yakın battığı için de hiç güneş almıyoruz. Türkiye'de buna benzer çok sokak var. Güneye bakan geniş cephemiz olsaydı ama artı çatımıza bir fotovoltaj panel sistemi kursaydık, aktif olarak da güneş enerjisi elde edecektik. Yani pasif olarak direkt kazanacaktık, aktif olarak yapacaktık, elde edecektik. Ve bütün ortak hacim aydınlatmalarında gündüz gece biz bununla giderlerimizi de karşılayabilecektik. Hatta eğer ortak sisteme imkan varsa enerji de satabilirdik. Sürekli karanlık yüzünden de psikolojimiz bozulmaz. Bunları TOKİ için tam 12 yıl önce 2009 yılında yazıp yayınladığımız toplu konut alanlarında kentsel çevresel standartlar için bir değerler sistemi önerisi adlı kitapla 70'i aşan öneri çerçevesini duyurduk. Yani bunlar kayıtta, 12 yıldır kayıtta. Bunların iki tanesi güneye bakmak, fotovoltaj. Basit bir hesap yapalım. Önümüzdeki yıllarda 500 bin konutun yapılması planlanıyor. Aslında geçtiğimiz yıllarda da bir o kadar mesken yaptık. Konut demeyin, mesken yaptık. Mesken demek hani daire de olabilir, ev de olabilir. Bir aileyi barındıran birim demek. Meskenlerin brüt metrekaresini 120 metrekare alıp iki daireli katların toplam brütünü 280 alırsak, 5 katlı 2 girişli konutlar üretsek toplam 20 daireli katta 4 daire olan yapılardan 25 bin adet üretebiliyoruz. Bu da 560 metrekarelik çatı zemini olduğunu kabul edebiliriz. Ama 25 bin çarpı 560 14 milyon metrekarelik fotovoltaj alanı ortaya çıkıyor. Servis elemanları ve çatı kullanımları için döşeme, her döşemeden 20 metrekare düşersek toplam 500 bin, 13 milyon 500 metrekarelik tam bir fotovoltaj tarlası kurabiliriz. Biliyorsunuz Türkiye şimdi bu tür tarlalar kurmaya başladı. Değişik iki yörede. Diğer ülkeler daha önce yaptılar. Yani buna karşılık yapılı çevrede bir fotovoltaj tarlası olabilir. Bu enerji kullanım bakımından bir toplumsal verimliliktir. Ama içinde oturanlar için de bir semt, topluluk bilinci ve verimliliğidir. Yaşayanların kişisel olarak tahmini ve verimlilik duygusu yalnız enerji ödemelerinin azalmasından dolayı değil, bütün bunların toplumsal olarak yapılabiliyor olmasından da olacaktır. Yani biz bunu yapıyoruz. Bir şeyi, konuyu tanıdık, anladık, bilgi ürettik ve o bilgiyi kullanıyoruz. İkinci bir konu istinat duvarları konusu. Bu da böyle... Türkiye'de Heyula gibi ben televizyonu açıp da böyle bunları gördükçe mahvoluyorum. Arkamızdaki yamaca oturmuş olan bir yapıdan söz ettim. Bize gölge yapıyor, güneşimizi kesiyor, enerjimizi kesiyor. Ancak bir diğer husus daha var. Arka bahçemiz hoş bir yer ama bunu bir türlü ferahlatacak bir işlem yapamıyoruz. Neden? Çünkü arkada öbür bina daha üst kotta oturuyor.
Biz daha alt kottayız ve aramızda bir istinat duvarı var. Bunun güvenirliğinden emin değiliz. Basit bir konu değil. Çünkü bütün Türkiye daha az sofistike istinat duvarlarından bile çok çekiyor, değil mi? Görüyorsunuz, arabaların üstüne düşüyor, mahalleler, sokaklar gidiyor filan. Atalarımız tabii yamaçlara ev yapmış ama onlar güneş için yapıları belli bir yöne çevirmişler. Bazen manzara, bazen rüzgar. Ama aralarında hep mesafe var. 2-3 katlı evler ve duvara gerek yok. Ama bugünün şehirlerinde buna gerek var. Bir örnek vereyim. Ankara Ahmet Rasim Sokak 2007. 6 Eylül 2007 günü sözü geçen sokakta bir apartmanın önüne alt kottan ve alt sokaktan inşaat yapan saygın üniversitelerimizi bitirmiş müteahhit ve kazık uygulama taşeronu hata yaparak kazık çakarken apartmanın arkasındaki yüzeyi 20 metre aşağı kaydırdılar. Apartman böyle şey gibi kaldı, kartal yuvası gibi ya, Şahin böyle kaldı. İşte dostlar sağ olsun deyip yani bir takım yani nitelikli müteahhit şirketlerin falan desteğiyle ve tabii çok önemli zemincilerin desteğiyle 5 yılda o yapının etrafı çok güvenli bir hale getirildi. Ama çok kaliteli 2 üniversiteyi bitirmiş müteahhit ve taşeron. Bu süreçte ben şunu anladım. Yani ilk gün zaten hemen olur olmaz denetim şirketi tabelasını kapatıp kaçtı. Bu süreçte tasarım ve proje verimliliği için meslek için sürekli eğitimin önemini, yetkin mimar veya yetkin mühendislik unvanı için mezuniyet sonrası eğitimin gerekliliğini ve bu durumun herkes tarafından anlaşılması ve paylaşımı gerektiğini anladım. Yani burada bu yetkinlik konusuna da geleceğiz. Daha önce bu konu vardı, yetkinlik. Bunu kabul etmediler. O müteahhit ve taşeron kişi de Orta Doğu'ya götürdüm. Oradaki hocaları dinlediler ama söyledikleri şuydu. Hocam bunlar teorik. Biz bu işin içindeyiz. İşte mezuniyetten sonra 15-20 yıldır bu işi yapıyoruz. Uyarılmalarına rağmen. Bu oturanlar için daire sahipliğinin verimliliği aşırı kot farkı önleyecek. İnşaattan önce arazi hazırlanması konusunun parsel değil alan bazında olması gerektiğini 2001 yılında 21 dergisinde bir makaleydi bu. Şunu söylemeye çalıştım. Yani bir kere bu planlar işte yolları geçiriyorsunuz. Bir takım arsaları rasyonalize ediyorsunuz. Ondan sonra gerisi hani bu yollar nereden geçiyor, eğimler nedir, nasıl oluyor, acaba sele yol açacak durumlara olanak mı veriyor veya bu eğimde yapılar peş peşe yapılabilir mi? Bunlar düşünülmüyor. Onun düşünülmesi için şehrin planlanmadan önce parçalarının kentsel tasarımlarının yapılması lazım. Kentsel tasarım yani yapı grupları bir araya gelip o bölgeye nasıl oturacak onu şey yapmak lazım. Tabii orada da ada bazında planlanıp inşaata hazır durumlara getirilmesi için bu alanların hazırlanması. ABD'den bir örnek vermiştim ki insanlar daha iyi inansın diye ama arazinin ehlileştirilmesi diyoruz. Domestication. Altyapısının önceden hazırlanması, enerji planlamasının yapılması, su tarımı konusunun hele bugün artık işlenmesi ve benzeri bunlar düşünülmeli. Şehirdeki bu bölünmeler ve sorunlar yalnız zeminle ilgili değil. Yani burada farkındaysanız birçok öneri söylüyorum sürekli. Diğeri yine Çoban Yıldızı Sokak'ta oturuyoruz. Atakule civarındaki aile hekimliğine gitmemiz için 20 metrelik bir kot çıkıyoruz. Sonra ilacımızı almamız için 35 metre daha düşük bir noktaya iniyoruz. Bankadan para çekmek için Cinah Caddesi'ni geçmemiz gerekiyor. Karanlık bir tünel. Bunları yaya yapmak zaten mümkün değil. Yani o kotları çıkıp inmek. Araba ile gidince her üç noktada da park edilemiyor. Taksi ile gelince de maddi olarak etkileniyor. Dolayısıyla şehrin parçalanmışlığı var. Bu parçalanmışlık da yaşam verimsizliğine yol açıyor. O zaman buna karşı bir planlama ve tasarım gerekiyor.
topluluk kimliğimizin verimli oluşması için bizler gibilerine, artı küçük çocuklu ailelere, dezavantajlı grup aile destek ve direnç artırıcı hizmetler vermek lazım. Bunun için de işte epey bir süredir üstünde çalıştığım bir proje var. Yani bizim imar planlarımızı artık böyle yalnız yolları çizip veya işte hazineye ait arazilerde devlet dairelerinin, sosyal sistemin yapılarını çizmek yerine topluluk yani semtlerin ve mahallelerin merkezleri etrafında oluşacak bir yaklaşım ve bunun için de dirençlilik pozisyonu geliştirebiliriz. Bu o zaman yerel yönetimler konusundaki bir verimlilik oluyor ve her semt dikkate alınmalı, her mahalle dikkate alınmalı. Bu konuda da iki makale yazdım, yani iki çıktı. Bir tanesi 2020'de yayınlandı. Bunlarda yapılı çevre değerleri ne olmalıdır? İşte bu aynı şeyler sonunda bizi mahalle bazında bu bütün belli hizmetleri alabiliyorsak, semt bazında belli hizmetleri alabiliyorsak bu bizim hem bizim verimliliğimizi artıracak hem de mahalle ve semtin verimliliğini artıracak. Yine yapılı çevre değerlerine ne olmalıdır da bunu daha detaylı anlat. Şimdi biz eğer bu çevreleri düzenlemekte imar planlarımızı harekete geçiremezsek, yani bütün imar planı uygulamalarımızı yeniden değişik bir yöntemle başlatmalıyız. Bu eski yöntem tabii modernist bir imar planlaması. Arazinin var olan kurgusunu rasyonalize ediyor ve belki bazı çevresel gelişmelerini şey yapıyor, işte kat irtifasıyla ilgileniyor, ondan sonra çekme mesafeleri falan gibi konularla ilgileniyor ama bir topluluk kurgusuna hiçbir zaman değinmiyor. Dolayısıyla da topluluk ve topluluğa bağlı yaşayanların verimliliği bizim planlarımız aracılığıyla düşünülmemiş oluyor. Onun için bilge bir yapılı çevre ortamında iyi bilginin elde edilip kullanılması konusu var. İyi bilgi de insan, kültür, toplum ve onların doğal ekolojik ortamlarının referanslı bir bilgi olması için. İşte 2019'da Kartepe Konferansı sunduğu bildiride bilge şehirlerin tasarımlarının da şunları dikkate almalıyız dedik. Semt merkezlerinde görüyorsunuz toplum sistemi hizmetleri var. Yani devletin kısacası toplum sistemi dediğim devletin, bakanlıkların vesaire hani sistemleri. Bunlara yer verilecek tabii ki ama sonra kültür hizmetleri var. Bunlara da verilecek. Bunlar yer verilip çizilecek. Yani kentsel tasarımı yapılıp sonra işte arsa uygun değil de deyip oradan buraya taşınmayacak. Yönetim birimleri olarak ilk defa benim önerim semt vakıflarının kurulması, semt vakıflarının yönetim birimleri olması, atık toplama yönetim birimleri, semt enerji altyapı yönetimi, profesyonel bakım destek hizmetlerinin olması. Yani bir tür farklı bir işi farklı bir mecraya sokmak. Semt açık alanlarını da detaylandırmak, semt çayırı yapmak, korusu yapmak, semt tarımı alanları üretmek. Bunların hepsi aslında konuşuyoruz böyle küçük küçük parçalar halinde birbirlerine bağlanmıyor. Bunları yapmamız lazım. Mahallede de yine başka boyutları da var. O bildiride hepsi var. Burada ben kısa şey yaptım. Mahalle yönetim hizmetlerinde de yine işte mahallenin aynı tür işlerini yapması, mahalle açık alan hizmetlerinin örgütlenmesi gibi. Bunlar da bunların ortaya konulmaması kadar bilgi edinme ve işleyip yönetme sistemlerinde de eksiklerimiz var. Yapılı çevre üretiminde gereksinimlerin tespit ve formüle edilmesinden, iş tanımından ve tasarım hazırlıklarına, tasarımdan projelendirmeye, yapılı çevre alanının düzenlemesine ihaleye, inşaattan işletmeye giden süreçte doğru bilgi ve iyi bilgi yönetimi sağlanması verimliliğin en temel boyutu. Sorun bu süreci bütünüyle kapsayacak bir bilgi işleme yaklaşımı kurulmamış olmasıdır. Bunu yapabilmek için bu işin içine giren teknik personelin, bu yani yalnız idari bir şey değildir. Mesela ne değildir? İşte biz kanunu çıkardık, tamam artık bütün bunları bu süreçlerden geçerek yapalım. Olmuyor. Yani mesela işte suları toplayalım, çok iyi bir niyet.
ama suları toplayıp kullanalım. Fakat onun teknolojisinin nasıl yapılacağını, onun mühendislik bilgisinin nasıl olacağını, yani bilgisinin ne olduğunu ve bunun detaylarının nasıl olduğunu bilen az. İşte yetkin mimarlık konusu da, mühendislik konusu da böyle. 2003-2005 yılları arasında Avrupa Birliği sürecinde hem YÖK adına hem Avrupa Birliği Müsteşarlığı adına başkanlık yaptığım AB Mimarlık Hizmeti Tanınırlık Serbest Çalışma Eğitim Komisyonu'nda akademik, profesyonel, meslek temsil ortamlarında. Yani nedir bu? Akademik ortamları anladık. Meslek temsili işte odalar, profesyonelde de yine serbest, mesela Mimarlar Derneği falan gibi farklı olması, bunun eğitim farklı olması gündeme gelmişti. Ve böylelikle yapılı çevrede planlama, mimarlık, mühendislik hizmetlerinin düzenlenmesi bu yetkin mimarlık mühendislik çerçevesinde olmalı. Bu AB sürecinden biz bir şekilde ayrılınca ve Batılılar o dosyayı açmayınca, daha da Avrupa Birliği açmayınca, çünkü onların açmamasının nedeni de şu anda Avrupa Birliği'nde yaşayan belki o zaman sanıyorum 4,5 milyondu, şimdi belki 5-5,5 milyon, belki daha fazla Türk hizmet alıcı var. Onlar da bu bizim orada gidip şey yapmamızı, bu tür hizmetlere müdahil olmamızı istemiyorlar. Çünkü onlar da tabii Türklerin Türklere iş vermesinden korkuyorlar. Bu konuda ama bu yetkinlik için adam yetiştirme konusunda İNTES için Aralık 2020'de yapılan bir görüşme oldu. Yine internet üstünden hazırlık da bundan söz ediyordu. Yapılı çevrenin oluşumunda ihtiyaç ve hizmet programı tasarımı, projesi, hizmet, ihale, inşa falan filan gibi, yani bir hizmet programı çıkarılmasından başlıyor. Ondan sonra tasarım, sonra proje, sonra işte ihale, inşaat, kabul, işletmeye alma süreçlerini içeren bir bilgi yönetim süreci çalıştırılabilir miydi? Şimdi sanıyorum belki Necati Bey anlatacaktır. Onlar bir İNTES Akademi kurdular. Onun yanında da belki böyle bir şey olabilir gibi. İşte verimlilik işin ruhu ne olmalı? Bütün profesyonel hizmet eğitim ve sertifikasyonunun gereği yerine getirilmeli. Ve işte örnekler bilinmeli. Yerel konular iyi bilinmeli. Yani benim gördüğüm mesela bu bizim arkamızdaki şeyin, apartmanın yerleştirilmesinde başka bir sorunlar da oldu. Örneğin altyapı o suyu yola deşarj edemediler. Niye? Çünkü plancılıkta ki o altyapı planlaması olayında bilgi sorunları çıktı. Yani nereden geçtiğini bile bilmiyorlar. Bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim apartmana verildi, bizim apartmandan falan filan gibi böyle bir şeyler. Yani Türkiye bu halinden kurtulmalı. Bu hali bu, çünkü iyi değil. İşte ihtiyaç ve hizmetler bilgi yönetimi. Bu da çok önemli. Mesela bu Türkiye'de verimlilik diyoruz. Bazen işte belki ben çok sayıda yapı için yapı programlaması yaptım. Yani ihtiyaç ve ihtiyaçtan sonra da mimari programı yaptım. Birçok yerde müşteri diyelim veya işveren gösterişli olsun diye binanın ihtiyaç programına böyle 10 bin metre, 15 bin metrekareler eklemeye çalıştı. Bazı yerlerde ise, ki bu bende olmadı ama duyduğum, böyle el sıkışarak 80 bin metrekarelik bir yapıyı 50 bin, 55 bine indirmeye çalışanlar olduğunu duydum. Yani sağlam bir kaynaktır. Demek ki burada böyle çok inanılmaz bir şey var. Onları şeyle çarpın, işte artık metrekareler bir asgari ücretle çarpılıyorsa düşünün verimsizliği yani. Dolayısıyla bunları bir şeylere bağlamamız lazım. Tasarımdaki bilgi yönetimi konuları var. Proje yönetimi konuları da var çok sayıda. Ve bütün başlıklarda yani bir şey tabii dışa vurmak. Böyle aramızda konuştuğumuz gibi olmuyor. Muhakkak yazılımlarını bunların geliştirmek. Bütün süreçlerde ortak kullanılacak belge, tasarım ve proje bilgi yönetimi paketleri hazırlama. Bunlar çok önemli çünkü yok. Bütün aşamalar için profesyonel hizmet eğitimi verilmesi yok.
eğitim ve yazılım geliştirme süreçlerinde gerçek örneklerden ve hani good practice deniyor, iyi pratik örneklerinin bilinmesi ve gelişimci çalışmalar yapılması, vallahi iyi örnekler bazı durumlarda var. Yani İLTES'in toplantısında konuşulmuştu, iyi örnekler belli kuruluşlardan alınacaktı. Ve bunun kurumsallaşması lazım. Yani bu böyle biraz orada, biraz burada, biraz şurada değil de bütün üniversitelerin bu konuda kabul etmeleri lazım. Süreç ona göre tutum almaları lazım. 2020'li yıllar böyle geçecek demeleri lazım. Lisanstan ne bekliyoruz? Yetkin mimarlıktan ki yetkin mimarlık profesyonel bir yüksek lisans demek. Ne bekliyoruz? Ki bunların hizmetlerinden yapılı çevrede verimliliğin artmasını bekliyoruz. Bu süreçler kurulmazsa toplum, topluluk, insan ilişkileri, bilge, şehir anlayışı tanımlanmazsa verimlilik doğru kavramlarla ele alınmamış olur. Dolayısıyla da OECD örgütünün bu sözü tabii uygulanmaya konur. Çünkü bu en basiti yani. Bu basit bir şey değil mi? Hani bir inşaattan girdiler ne çıktılar ne, bu basit. Ama o eğer bunları yaparsak benim önerdiğim davranışları, o zaman OECD'nin bu sözünün yapılı çevre için yeterli bir önerme olmadığını göreceğiz diye düşünüyorum. Çok hızlı, çok böyle atlaya sıçraya gitti, affola. Ama eğer bir soru olursa yanıtlarım, bir de bu şeyde kalacaktır, doküman bakılabilir. O sözünü ettiğim yayınlara da bakılabilir. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Saygılar sunuyorum. Sayın Haluk Hocam, bizler çok teşekkür ediyoruz. Bu verdiğiniz kapsamlı bilgiler için, özellikle verimlilik kavramının yapılı çevre için ne kadar kıymetli ve değerli bir kavram olduğunu bir kere daha anlamış olduk. Hem de bu konuyla ilgili çalışacak olan, bu konuda uzmanlık alanı olan ve yine yerel yönetimlerde bu konuda söz sahibi olan, davranma yetkisi bulunan insanlar için de bir kılavuz niteliğinde genel başlıklar sıraladınız bize. Çok çok kıymetliydi, çok değerliydi. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Teşekkür. Evet, Sayın Necati Ersoy Beyefendi ile devam ediyoruz. Türkiye'nin ekonomik tablosunda inşaat sektörünün yeri ve önemi hepimizin malumu. Acaba verimlilik kavramı bu tabloda nerede duruyor? Söz sizindir beyefendi. Buyurunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüz, hocalarımız, sayın konuklar, değerli öğrenci arkadaşlarımız, hepinizi İNTES adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle paneli organize eden Ankara Bilim Üniversitesi ve fuar organizatörü Türkiye Verimlilik Vakfı ekibini bu etkinlik için tebrik ediyorum. Davetleri için de teşekkür ediyorum. Tabii hem çok şanslı hem şanssız bir konuşmacıyım. Çok şanslıyım çünkü bu kadar kıymetli hocalarımızla birlikte konuşma imkanı buluyorum. Şanssızım çünkü onlardan sonra konuşmak böyle çok kolay bir şey olmasa gerek. Benim mensubu olduğum İNTES 1964 yılında kurulmuş, yaklaşık 200 orta büyük inşaat firmasının üyesi olduğu bir sivil toplum örgütü. Üyelerimizin ülkemizin en seçkin inşaat firmaları arasında yer alıyor. Ve yurt içinde, yurt dışında inşa edilen pek çok büyük eserin de %80, %90 seviyesinde esere imza atmış kuruluşlar bunlar. Yurt içi ve yurt dışındaki proje bazında tutarlarımız ve miktarlarımız geçmiş yıllara göre çok arttığı için bu bize bir verimlilik de sağlıyor. Tabii ki yürüttüğümüz her faaliyette öncelikle ülkemizin menfaatlerini de ön planda tutuyoruz. Ve biraz önce hocamızın güzel bir şekilde ifade ettiği üzere yurt dışında özellikle ülkemizi tanıtmak, buradaki yetkin mühendis mimar arkadaşlarımızı istihdam etmek, burada yetkin olan inşaat işçilerimizi, operatörlerimizi, ustalarımızı yurt dışında istihdam etmek ve onların orada kendilerini geliştirerek ülkemize döndüklerinde gerçekten verimliliğe ciddi katkı sağlamalarına da ön ayak oluyoruz. Burada tabii çok farklı görüşlerin bir araya geldiği bu toplantıda önemli bir sinerji ve verimliliğe katkı olacağına inanıyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi sizlerle aynı platformda olmaktan da onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
Değerli konuklar, tabii son iki yılda COVID-19 yaşamımızı değiştirdi. Özellikle ekonomik durgunluk, işsizlik adına ciddi sıkıntılar yaşadık. Ve bu dönemde durmayan tek sektör neredeyse inşaat sektörü oldu. Özellikle biz kamu taahhütlerine yerine getiren kuruluşların mensubu olduğu bir sivil toplum örgütü olduğumuz için taahhütlerimizi sözleşmemiz gereği yerine getirmek üzere de duramadık, çalıştık. Tabii bu sürede bir yandan verimli fen ve sanat kurallarına uygun inşaatlar yapmaya çabaladık. Diğer taraftan da insanların, çalışanlarımızın, şantiyelerimizin sağlığını üstü düzeyde tutmaya çalıştık. Oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. İMTES olarak bu anlamda bir katkı koyabilmek için Çalışma Bakanlığı'yla şantiyelerde İSG konularını ele aldığımız bir proje yürüttük ve TİSK bünyesinde de bir birinciliğimiz var. Demek ki proje verimliliğimiz yüksek diye düşünüyorum. Tabii virüs döneminde bu sağlıkla sürdürme çalışmalarımızda teknolojiyi de kendi içimizde geliştirdik ve uzaktan çalışmaya alışmaya çalıştık. Ve gördük ki aslına bakarsanız teknik ofislerimiz, bürolarımız uzaktan çalıştığı dönemde yanlış anlaşılmazsa verimliliği artırdı. Bu anlamda, çünkü aslına bakarsanız sizin 45 saat, 50 saat, 40 saat çalışmanız tam olarak sonuca ne kadar katkı sağlıyor, onu da bu anlamda yaşayarak görmüş olduk. Belki bu krizi fırsata çevirdik diyebiliriz. Çünkü normalde çalışma değerinin ölçüsü saatler değil, ortaya konulan çıktının, katma değerin bir karşılığı oluyor. Ve tabii ki sahadaki çalışmayı uzaktan çalışarak sürdürmemiz mümkün olmuyor ama en azından teknik ofisler, proje ofisleri ve genel ofis hizmetlerinin bir kısmını bu şekliyle ciddi bir noktaya getirdik. Zaten uluslararası araştırmalar da gösteriyor ki ülkemiz henüz çalıştığı saatler kadar verimlilikte doğru orantılı gitmiyor. Bu yani söylemek de mahsur yok. OECD zaten tarafından yayınlanan bir raporda da 40 saatten daha az çalışan pek çok Avrupa ülkesinde verimlilik 45 saat ve üzerinde çalışan ülkemizin neredeyse iki katına ulaşabiliyor. Dolayısıyla çalışma saatiyle katma değer üretimi ya da verimlilik eş anlamlı değil. Bu ortaya konmuş oldu. Tabii çalışmalarımız bizim merakla, bilgiyle, mühendislik, mimarlık altyapısıyla, araştırmayla heyecanlı oluyor ama mutlaka teknolojinin de bu söylediğim unsurlarla hemhal olması sonucunda hem doğru fen sanat kurallarına uygun üretim yapabiliyoruz hem de verimliliği artırabiliyoruz. Bu anlamda inşaat sektöründe verimlilik kavramı öncelikle biz kamuya hizmet sunduğumuz için eserin taahhüdümüzde olan sözleşme gereği zamanında teslim edilmesi ve yine biraz önce arz ettiğim gibi mühendislik mimarlık biliminin kurallarına uygun yapılması ve teknolojiyi de tam odağında kullanmamız gerekiyor. Çünkü biz üst yapı çok az yapıyoruz. Gün sonu bizler metrolar, barajlar, yollar, köprüler, viyadükler ve bunun gibi çok önemli ve kamunu yakından ilgilendiren, ticareti yakından ilgilendiren, sosyal hayatı yakından ilgilendiren projelerle uğraştığımız için burada kullanılan makinelere baktığımız zaman bizim hem mühendislik, mimarlık hem usta iş gücü ve makine parkımızın da yenilenmesiyle geçmişte çok uzun dönemlerde inşa ettiğimiz yapıları artık birkaç günde bir araya getirmek ve hızla ilerlemek mümkün hale geldi. Tabii ki hocamın vurguladığı gibi o endişeleri her zaman taşıyoruz yaptığımız işlerde. Ancak bugüne kadar çok şükür diyebiliriz ki birçok deprem bölgesinde inşa edilen yollar, barajlar, üst yapılar kadar insanımıza zarar vermedi. Bu bizim için de gurur kaynağı. İnşaat sektörünün bugün geldiği noktada gerçekten birçok gelişmiş ülkelerin seviyesindeyiz, bazılarının da üzerindeyiz diyebilirim. Hem burada
bilgi birikimimiz, tecrübemiz, hem makine parkımız, teknolojiye yatkınlığımız ama en önemli unsurumuz da mühendislik, mimarlık altyapımızdır bizi buralara taşıyan. Bizim ülkemizde bunu büyük gururla ifade ediyorum ki mimarlık, mühendislik altyapımız birçok ülke seviyesinde ve hatta üzerindedir. Bundan da biz Türk insanı olarak gittiğimiz ülkelerde gurur duyuyoruz. Çünkü bizim yaptığımız yurt dışı işlerde özellikle bütün teknik müşavirlik firmaları yabancıdır. Ve bizi hem teknik yönden hem kıskançlıkla hem de ayağımıza nasıl basarız diye ısrarla denetledikleri için bu sonucu rahatlıkla sizlere arz edebilirim. Bu bir övgü meselesi değil, bu bir sonuç, bir tespit olarak size arz edebilirim. 128 ülkede yol, köprü, havalimanı, alışveriş merkezleri, aklınıza gelecek bütün o büyük yatırımları gerçekten üyelerimiz, üyemiz olmayan çok saygın kuruluşlarımız halletmişler ve bugüne kadar da ciddi sorunlar yaşamadan sürdüre gelmişler. Bu çok önemli ve yaklaşık tabii ki bu pandemi döneminde ve daha sonra çevre, konjonktürel, siyasal olaylar hariç tutulursa 30 milyar dolar ciroya ulaşmış bir sektörden bahsediyoruz yurt dışında. Bu önemli bir yıllık 30 milyar dolar ciro gerçekten öngörülenden daha da iyi noktadadır ki Libya, Irak, Suriye gibi ülkelerin savaş, iç hareketlenme dolayısıyla devre dışı kaldığını düşünürsek ona rağmen bu noktaya gelmiş bir sektörden bahsediyoruz. Tabii biz burada verimlilik anlamında konuştuğumuzda inşaat sektörünün en önemli verimliliği yaşattığı sektör tarım sektörü. Tarım sektörü deyince inşaat sektörüyle tarım sektörü arasında ne gibi bir bağlantı olabilir diye düşünüyor insanlar. Şunu şöyle doğrudan bir bağlantı var aslında. Devlet su işleri yatırımları, işte enerji yatırımları ve tarım yatırımları diye ayrılır. Tarım yatırımlarının esası da sulama barajları ve sulama kanallarıdır. Ve bugün bizim zamanında bitirdiğimiz bir sulama projesiyle bağlı olarak kanal sulamalarından kapalı sulama sistemine geçtiğimizde hem su kaybındaki verimlilik artışı %100'e çıkıyor hem de topraktaki verimlilik de 6 kat artıyor. Dolayısıyla tarımsal yatırımlar inşaat sektörünün verimliliğin ölçülebileceği somut, hani biraz bizim inşaat sektörü yatırımları bazen insanların hani bunlar siyasi yatırımlardır vesaire gibi bakabildiği şeyler olabiliyor. Tarım sektörü bunu net olarak ölçen, ortaya koyan önemli kalemlerden bir tanesi. Ve Devlet Su İşleri de bunu gerçekten mühendislik altyapısıyla, bürokrat altyapısıyla son derece güzel yürütüyor. İkinci verimlilik unsuru karayollarında ölçülebiliyor. Özellikle bir yaptığınız bir otoyol veya bir köprü, bir trafiğe olan katkısı kadar o ekonomiye trafikten dolayı verilen katkının dışında insanların, hani hocamızın çok özellikle vurguladığı ve benim büyük keyif aldığım o pozitif verimlilik, insan mutluluğuna katkı veren verimliliği de artırıyor. İşte sıladan gurbete, gurbetten sılaya, insanların bir araya gelmesini, hızlı bir şekilde kavuşmasını ve en önemlisi ise yaptığınız doğru bir karayolu yatırımıyla bugün ülkemizde konuşulduğu üzere bir tane bile insanın hayatını kurtarsanız, trafik kazasını engelleseniz, o bile aslında ölçülebilen en önemli verimlilik sonucu diye bakıyoruz. Ve gerçekten hocamız zaten çok sayıda projeyi dizayn etmiş ve hayata geçirmiş bir insan olarak biliyor ki bir köprünün tasarımını yapan ya da onun inşaatını yapan insanlar normal insanlar gibi köprünün üstünden geçerek gidemiyorlar. Kenarında durup burayı ben tasarladım, burayı ben inşa ettim tadını da yaşıyorlar. Bu çok keyifli bir olay. Ben defalarca bunu yaşayan insanlarda bir arada bulundum. Onlar belki tabirimi mazur görün lütfen, çocukları gibi o eserlere bakıyorlar. Zaten müellif olan mimar, değerli mimar dostlarımız hariç inşa edenler de aynı şekilde onlara çocukları gibi bakıyorlar. Tabii biz bu anlamda
verimliliğin artırılması için ülkedeki suyu, güneşi, rüzgarı, hatta şimdi biraz ileriye gittik, deniz dalgasından enerji üretimini konuşur noktadayız şu anda. Dolayısıyla hani geçmişte hep söylenirdi, su akar Türk bakar, artık su akar Türk bakmaz noktasındayız. Sular akıyor, o sularla disipline ediyoruz, tarıma yöneltiyoruz, enerji sektörüne yöneltiyoruz. Atık suları arıtarak onları tekrar hayata katıyoruz. Tabii arıtamadıklarımız işte Marmara Denizi'nde sorunlar da yaşatıyor olabiliriz. Ama doğru arıtmalarla bunların hayata katıldığını izlememiz mümkün. Bu nedenle İNTES olarak hep ifade ettiğimiz gibi çok ciddi bir sorunumuz da var verimlilik kaybı açısından. O da sektöre girişin disipline edinememesinden kaynaklı. Hani bir bakanlığımızın verilerine göre 400 bin müteahhit gözüküyor bu ülkede değerli hocam, değerli moderatörümüz ve değerli hocalarımız. 400 bin müteahhitin içerisinden işte %2'si nitelikli A grubu müteahhit dediğimiz zaman 8 bin oluyor. Ama 400 bini telafi etmek bile bazen bizlere ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Düşünün ki 200-250 firmayla yurt dışında yapılan işlerin %90'ını başarıyorsunuz. 400 bin firma bu ülkede müteahhitlik sistemine girişte bir disiplin olmadığını gösteriyor. Bunu, bu verimlilik kaybımız varsa temel nedenlerinden bir tanesinin bu olduğuna inanıyoruz. İkincisi, mühendislik mimarlık sisteminde 84 yılında ya da 85 yılında İNTES olarak bir kitap yayınlamışız. Yapılarda denetim, sorumluluk ve sigorta diye. Bunun orijini yetkin mühendislikten geçiyor. Eğer bir sigorta şirketi yaptırdığınız bir işi sigorta ettirebiliyorsa, eğer bunu poliçeye dönüştürebiliyorsa, orada yaptığınız tasarım, işte uygulama projeniz, orada seçtiğiniz mahal listeniz, her şeyiniz uygun demektir. Eğer sigortalamıyorsa o zaman buralarda sorun var demektir. Sigortalanabilmesi için de bir yetkin mühendislik kavramının ülkemizde oluşması gerekir. Hani hep anlatırlar ya, Amerika'da hukuk okumak için önce bir üniversite okumak gerekir diye. Bizde de hani benim kızım da mimar hocam, biliyor. Benim şimdi kızım mimar oldu. Mezun olduktan hemen sonra istediğiniz her türlü projeye imza atacak yetkinliğe sahip oluyor. Mimarlar Odası'na kayıt olduktan sonra. Oysa daha benim kızımın kat edeceği çok yol var. Belki 5 yıl, belki 10 yıl bu sektörün içerisinde pişmeli, birçok uygulama görmeli, hayata geçirmeli ve ondan sonra bazı projelere imza atıyor olması gerekir. Bu mühendislik içinde böyledir. Gerçekten de bu sorunu, hani bir müteahhitlik giriş disiplininin olmaması, diğer yetkin mühendis mimarlık sorununu çözdüğümüzde biz verimlilik konusunu da gerçekten ciddi anlamda çözmüş olacağız. En azından verimlilik kaybını engellediğimizde çizmiş olacağız. Bunu şöyle bir örnekle hayata geçirebiliriz değerli hocam. Şimdi geçmiş dönemde enerji projeleri ödenek alıyordu. Bir sulama barajı vardı. Ona ödenek alamamışken söyledik değerli bürokratımıza ve ikna edebildik. Dedik ki bu sulama barajını yaptığınızda 68 tane pompaj sulaması devre dışı kalacak. Tabii o pompaj sulamasında 30-35 megawatt elektrik tüketiyoruz. Sulama barajını yaptığınızda o interconnected'den o elektriği almamış olacağız. Interconnected'e o elektriği basmakla o elektriği tasarruf etmek arasında bir fark yok. Böylece ikna etmiş ve o sulama barajına ödenek alabilmiştik. Bu yetkin mühendislik, yetkin mimarlık, sektöre girişin disipline edilmesi sonucunda da o oluşacak verimlilik kaybını engellesek zaten ciddi bir verimliliği sağlamış olacağız diye düşünüyoruz. Çok hızlı anlatıp çok vaktinizi almak istemiyorum. Burada iki tane çok önemli konu var. Bizde çok iyi malzemeler üretiliyor gerçekten. Çok iyi mühendislik, mimarlık var bizde gerçekten. Bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. Dünya gelişmiş ülkelerinin seviyesindedir bizdeki malzeme, bizdeki makine, mimarlık altyapısı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 35 yıldır sektördeyim, içtenlikle söylüyorum. Ama bizde bunların hepsini bir araya getiren bir organizasyon becerisi ve bunların hepsini bir araya getirdiğinizde sahada uygulayan da bir iş gücümüz var. O organizasyon becerisini biraz önce arz ettiğim sektörde girişi disipline ederek sağlayabilirsiniz. Biz
1985 yıllarında başladık inşaat sektöründe. Çok affedersiniz. Mesleki yeterlik sistemini getirdik. Ve 54-60 tane mesleğin meslek standartını yaptık. Ulusal yeterliliği sağladık. Şimdi bu neyi getirdi? Bu alaylı dediğimiz insanları çok affedersiniz ya. Alaylı dediğimiz, bizim usta dediğimiz, ne iş yaparsa olursa yaparım abi dediği insanları artık sen ahşap kalıpçısın, sen tünel kalıpçısın, sen panel kalıpçısın, sen betonarme demircisisin, sen inşaat boyacısısın, sen alçı levhacısısın noktasına getirdiğimiz bir sistemdi bu ulusal yeterlik. Bu 5 yıldır bunu ölçmeye başladık. Ha bu sınav sonucunda anlaşıldı ki şimdi bir panel kalıpçı bir sınava girip de geçme notu 70 iken 65 alıyorsa sorun yok. Ama bir öyle panel kalıpçılar sınava girdi ki 10 aldılar. Aslında yıllardır adam panel kalıpçı değilmiş. Bize panel kalıpçıyım diye hem ücret almış bizden hem de biz de o kadar zayiata neden olmuş. Bu sistemin sonucunda geldiğimiz noktada gerçekten ciddi bir sistem. Artık doğru malzemeyi kullanan, uygulamayı doğru yapan, iş sağlığı güvenliğine, kurallarına uyan bu ekip belgeli işçiler, belgeli ustaları oluşturuyor. Ve bu ekiple işte organizasyon becerisi, mühendislik, mimarlık, tasarım, doğru malzeme seçimi ve doğru uygulayıcı bir araya getirdiğimizde biz verimlilik kavramını şantiyenin tam ortasına inşa etmiş oluyoruz bu şekliyle düşünüyoruz. Tabii burada temel kayıplarımızdan bir tanesi işçilerle işverenler arasında, çalışanlarla işverenler arasında sürekli bir işten çıkıldığında herhangi bir nedenle proje bittiğinde ya da ödenek olmadığında bir iş çıkışında işveren ve çalışan arasında her zaman bir dava oluşmaya başlamıştı. Bu A, işverenin kendisini dava eden işçiyi kafasında kırmızı listeye almasına neden oluyordu. B, yıllarca süren dava sonucunda işçinin de işverenin de ciddi kayıpları oluyordu. Biraz önce hocamızın söylediği arbitrasyon dediği sistem şöyle gelişti. Bir ihtiyari arabuluculuk sistemi oturtuldu kanunda ve artık işten çıkışta işçi ve işveren doğrudan arada herhangi bir kişi olmaksızın bir bakanlık tarafından görevlendirilmiş resmi arabulucunun şahitliğinde nasıl evlendilerse öyle ayrılıyorlar helalleşerek. Bu hem bu şey kaybını engelliyor. İşverenin bu işlere harcadığı zaman kaybını engelliyor ve bir verimlilik ortaya çıkıyor. Hem işçinin ya da çalışanın işveren nezdinde kırmızı listeye girmesini engelliyor ve bir daha ki işte o tecrübeli işçiyi çalıştırmakla verimliliğini arttırıyor. Bu arabuluculuk sistemi dediğimiz, ihtiyar arabuluculuk sistemi dediğimiz bizim çok kıymet verdiğimiz, şu anda da Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün adalet sisteminin kıymet verdiği bir sistem, doğru uygulanmalı, doğru insanlarla uygulanmalı. Tabii ki işçinin hiçbir hakkına halel getirilmemeli, ödenmeli. Aradaki dosya masrafları vesaire de varsa işçiye ödenerek helalleşme sisteminin getirilmesini sağladı. Ve bu aslında çok ciddi bir verimliliktir. Sebebi de şu, işveren bunun için harcayacağı 10 saatini işine geliştirmek için harcasa zaten verimliliğin ağababasını oluşturmuş oluyor değerli hocam. Hiç değilse buradan bir zaman kaybı, bir motivasyon kaybı. Bizde motivasyon çok önemlidir çünkü motive edilemediğimiz zaman ciddi sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Konsantre olamıyoruz ve motive edilemediğimiz zaman sahada iş sağlığı, güvenliği kurallarına uymadığımız için iş kazaları yaşanıyor. Bugün bir iş kazasının işverene getirdiği sonuç sadece o insanın bir uzvunun kaybedilmesi ve veya hayatını kaybedilmesi değildir sadece. Onun sonucunda o şantiyeyi bir daha motive etmek için en az birkaç ay uğraşmanız gerekir. İnsanların moralini, motivesini artırabilmek için. O da çok ciddi bir verimlilik kaybıdır. Tabii ki insan kaybı bunun içinde en önemli kayıptır. Hiç tartışmasız. Ama onun dışında hayat devam ediyorsa sürdürebilmenin devamını sağlayabilmenin de çok ciddi verimlilik kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada biz bu milyonlarca kazasız çalışma
Twitter'da, Instagram'da üyelerimizin, ismini vermekte hiçbir sakınca yok, Enka firmamızın, Tekfen firmamızın bu tür sosyal mecrada diyor ki 5 milyon saati doldurduk iş kazası olmadan. Şimdi bu laf verimliliğin ta kendisidir değerli hocam. Çünkü eğer 5 milyon saat hiç iş kazası yaşamadan ramak kalaları dikkate alarak işte bunu yapmadığı X kuşağı Y kuşağı bir arada yaşamışlar yaşamamışları anlatarak bir noktaya gelmişlerse zaten yeni bir verimlilik analizi yapmaya gerek yok kişilik açısından. Biraz önce söylediğim bu usta operatör grubunu bu noktaya getirdiğinizde. Ayrıca bu motivasyonu da devam ettiği için işte olası verimlilik kaybını oradaki zayiatı ortadan kaldırıyor. Ve gerçekten çok ciddi bir verimlilik sağlamış oluyoruz şantiyede. Tabii ben sizin kadar şahane tanımlar yapamam verimlilik anlatırken. Ben verimlilik olarak hem kasama gireni anlatabilirim, hem işçinin mutluluğunu anlatabilirim, hem ortaya çıkar eserin durumunu anlatırım. Değerli hocam, sizin o güzel tanımlarınızın yanına bunları da koyun, hemhal edin, bir noktaya gelsin diye arz ediyorum sizlere. Tabii son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Biz bu çalışmalarımız sırasında şunu gördük. Aşağı yukarı herkesin bir akademi kavramı var. Herkes bir akademi diyor. Akademi deyince insanların aklına üniversite geliyor. İnsanların aklına akademik eğitim, öğretim programları geliyor. Buna baktığımızda biz daha böyle genç, bizde birkaç tane yan şirket var. Bunun bir tanesi mesleki yeterlik, bir tanesi arabuluculuk sistemi. Daha böyle genç emekleyen bir İntes Akademi sistemi de kurduk. Burada biraz önce hocamızın belirttiği konuları da dikkate alıyoruz. Çok genç dediğim gibi. Burada akademimiz sektörün ihtiyaç duyduğu bilgileri hem üniversitenin verdiği bilgilerin yanı sıra kamu ve özel sektörün sektör profesyonellerinin de içinde bulunduğu ve onların da destek verdiği hayata yönelik bir programla bazı şirketlere özel butik program, bazı bütün sektöre özel genel programlarla bunu iş yaşamının ihtiyaçlarını merkeze alan bu konulara odaklanan bir İntes Akademi kavramı oluşturduk. 3-5 tane eğitim yaptık. Yavaş yavaş kendimizi geliştiriyoruz. Şanslıyız. Haluk hocamız gibi değerli hocalarımız katkı veriyor. Sağ olsunlar. Onların birkaç saat zaman ayırması bile bizim için çok kıymetli bir sermaye. Gerçekten bulunamaz bir sermaye. Tabii burada üye firmalarımızın yetiştireceği kişilerden bahsetmiyoruz. Bir adamı alıp mühendislik yapmak ya da hiçbir şeyden haberi olmayan bir insanı bir noktaya getirmekten ziyade bizde halen çalışan iş gücü olan mühendis, mimar, biraz önce arz ettiğim diğer çalışan arkadaşlarımızın daha verimli ve daha fen ve sanat kurallarına uygun ve daha az zaman kaybeden bir çalışma modelini nasıl üretiriz peşindeyiz. Ve bunun için zaten mevcut becerilerini daha da geliştirmek, üstüne yenilerini eklemek, bir başkasının tecrübesini bir iki yıl yaşayıp yanılıp öğreneceğine ondan dinleyerek hayata aktarmanın peşindeyiz. Bu bir eğitim süreci, öğretim süreci. Onun adını biz tam olarak koymuyoruz. Süreç içerisinde bu belli noktalara gelecek. Belki hocamızın biraz önce bahsettiği o lisans üstü, yüksek lisans, hiçbir disipline tabi olmadan farklı bir noktada daha uzun eğitimlere de geçeceğiz. Burada tabii iş sahibimiz, yüklenicimiz, alt yüklenicimiz, işçi, işverenle ilgili paydaşların hepsiyle de çalışmak istiyoruz. En önemli konularımızdan bir tanesi, son olarak vurgulayacağım. Türkiye'de verimlilik kayıplarının inşaat sektöründe temel odağında biz teknik müşavirlik sistemimizi geliştiremedik istediğimiz kadar. Teknik müşavirlerimiz kötüdür, firmalarımız kötüdür diye algılanmasın lütfen. Tam tersi. Ülkemizde biraz önce arz ettiğim gibi mühendislik, mimarlık, teknik müşavirlik altyapımız bizim gelişmiş ülkeler seviyesinde ve üstündedir. Söylemeye çalıştığım bu kadar değerli insanları tam objektif ve usulüne uygun verimliliği artıracak halde piyasada değerlendiremediğimizden bahsediyorum.
Ve biz teknik müşavirlik kavramını bu anlamda geliştirdiğimizde bizim hem verimlilik hem projelerimizin sıhhati, teknik, fen ve sanat kurallarına uygunluğu konusunda endişelerimiz ortadan kalkmış olacak. Çünkü biz ne zaman ki bir bina yıkılmış görüyoruz, diyoruz ki orada mühendisin imzası var, kendisi yok. Ne zaman ki depremde ayakta kalmış bir bina görüyoruz, biliyoruz ki bu mühendisin hem imzası var hem kendisi var. Eğer bir mühendis bir bina yapımında orada duruyorsa o binanın olağanüstü şartlar hariç olmak üzere yıkılması mümkün değildir. Çünkü mühendislerimiz, mimarları etik değerlere sahip son derece düzgün insanlardır. İstisnaları odağımıza koymamalıyız. Ama biz yapıyormuş gibi denetim yapmamalıyız. Yapıyormuş gibi mühendislik, mimarlık bilgisi almamalıyız. Gerçekten onları güvenerek, isteyerek, bilerek ve bu sektörün ana unsurları olduğunu her zaman vurgulayarak bu odaklı bir hizmet merkezi olmalıyız. Biz tabii ki eğitime önem veren bir misyonumuz var, İNTES ve yan kuruluşlar olarak. Bunu aralıksız sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii ki kar etmemiz lazım. Cirolarımızın artması lazım. Eğer bir sermaye terekkümü sağlayamazsak, birikimi sağlayamazsak daha gelişmiş, daha büyük şirketler ya da Ar-Ge'ye para harcayan şirketler oluşturamayız. Kar ayıp bir şey değildir. Ciro ayıp bir şey değildir. Kar etmeliyiz. Tabii ki bunun uygun şekillerde kar etmek, bunu marka gücümüzü, entelektüel birikimimizi, insan kaynağına yatırımımızı ve görünmeyen diğer değerleri her geçen gün biraz daha artırmak için kullanmalıyız. Şunu da biliyoruz ki biz, eğer bu bakış açısıyla mühendislik, mimarlık, doğru organizasyon, doğru iş gücü bakış açımızla ve kavgaya daha az, gelişmeye daha çok zaman ayırırsak verimliliğimizi de başarımızı da katlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Haluk Pamir ve değerli moderatör hocamıza, değerli UNESCO kürsüsü başkanı hocamıza, sayın rektörümüze, hepinize, değerli konuklara saygılar sunuyorum ve eğer uzattıysam kusuruma bakmayın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Çok çok teşekkür ediyoruz Necati Bey. Değerli katkılarınız için, değerli görüşleriniz için, inanın bu görüşleri hepimiz paylaşıyoruz ve şu an salonun morali oldukça pozitif bir duruma geldi. Sayenizde, yaptığınız konuşma sayesinde gerçekten ülkemizin çok değerli yetişmiş elemanı var. Ama bu elemanları nasıl yetiştirdiğimiz çok çok önemli. Bizim sorumluluğumuz bu da tabii, eğitimciler olarak, üniversitede çalışan kişiler olarak, sektörün bu alanından katkı koymaya çalışanlar olarak. Ama şu bir gerçek ki Haluk Hocam'ın da söylediği ve ortaya çıkardığı bütün o problemler ışığında görmeliyiz ki aslında hem üst yapıda hem de alt yapıda akademinin ve uygulamanın birlikteliği en önemli şey bizim için. Çünkü uygulamadan alınan veriyle ancak akademide bir gelişme, bir düzenleme olabilir. İlk günün panel tartışmalarından bir tanesinde de bu vardı. Üniversiteler kendilerini çok yavaş yenileyebilirler. Normalde gerekli olan güncellemeyi çok yavaş gerçekleştirebilirler eleştirisi. Aynı şekilde hani çuvaldızı kendimize de batırıp bu eleştiriyi üstümüze alıp çalışmaya devam etmemiz gerektiğini de düşünüyoruz. Çok çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Evet, ben sözü Sema Hocam'a bırakmak istiyorum. Sayın Sema Hocam, hoş geldiniz tekrar. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Hem size, hem Haluk Hoca'ya, hem hocam, açık mı? Necati Bey'e. Şimdi açıldı hocam mikrofonunuz, buyurun. Konuşmaları sebebiyle değerli bilgileri bizlere aktardıkları için teşekkür ederim. Ben daha farklı bir konudan yaklaşacağım. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında biraz daha uzak geçmişte arayacağım verimliliği. Necati Bey az evvel su kanallarından bahsetti. Dinlerken benim aklıma ilk uygarlıklar geldi. Yani Sümer uygarlığı, dünyadaki bu uygarlık kavramını hiçbir şey yokken yaratan uygarlık su kanallarına borçlu aslında varlığını. Yani bir şeyler evet muhakkak ilerliyor, teknolojiyle değişiyor ama özünde insan ve insanın yarattığı bir çevreden bahsediyoruz. İşte demin konuştuğumuz karayolları, köprüler,
bir yere köprü kurarsınız der Husler, o zaman ne olur? İşte mevcut olan alanı değiştirirsiniz. Yani yersizdir. Onun öncesinde yer var mıdır, yok mudur? Vardır tabii ki, somut. Ama köprüyü kurduğunuz zaman orada mekan yaratmaya başlıyorsunuz. Ve çevreyi, yapılı çevreyi oluşturmaya başlıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir birikim. Tüm insanlık tarihini düşündüğümüz zaman tabii benim alanım olan arkeoloji işin içine birazcık giriyor. Çünkü arkeolojik miras hepimizin yaşamında uygarlık tarihindeki yerimiz üzerine düşünmek için bir fırsat oluşturan bir bilim alanı. İnsanların elinden çıkan her türlü ürünle ilgilendiği için illa sanat eseri olması gerekmiyor bu. Düğmeden cezveye, işte tabaktan içinde yaşadığı mekana kadar geçmişimizle görünür bir bağ kurmamızı sağlayan önemli bir konu, bir araç aslında baktığımız vakit. Farkında olmaksızın etkileniyoruz biz geçmişten, gerek kişisel geçmişimizden, gerekse uygarlık tarihindeki bu müthiş geçmişten. Ve bu geçmiş her ne kadar stabil gibi görünse de müthiş bir değişim kaynağı. Köklerimizi güçlü kılan bir değişim kaynağı, yaşamımızda bizi besleyen çok önemli bir alan. Kültürel miras doğru yöntemlerle ele alınırsa bugünle ilişkileniyor tabii. Bizi güçlü bir çınar ağacı gibi köklü kırdığını söyleyebiliriz. Bu nedenle günümüzde yaygın olarak kullanılan bir kavram var, kültürel bellek kavramı. Kültürel bellek kavramı salt arkeoloji biliminin ilgilendiği bir kavram değil tabii ki. Aynı zamanda mimarlık da tabii ki ilişkileniyor bu kavramla. Ama arkeoloji bilimi açısından yeni bir tartışma alanı yaratıyor. Kullanılan metotlar açısından. 19. yüzyıldan beri var olan bir bilim alanı arkeoloji. Tabii yeni teknolojiler dediğimiz zaman da her zaman yeni kalamıyor teknolojiler. Ben şöyle bir slaytla başlamak istiyorum konuşmama. Ben daha modern bir versiyonunu aldım ama burada bir GPS cihazı görüyoruz, Leica marka. Markası özellikle bu aleti kullanan kişiler için çok önemli, çok kaliteli bir cihaz. Ve ben öğrencilik yıllarımı düşündüğüm zaman, işte 90'lı yıllarda yüksek lisans tezini yazarken, mülakatlar sonucu ve başarı notumuzla birlikte bir Alman ekiple birlikte ortak bir arazi çalışmasına seçilmiştik bir grup şanslı öğrenci o vakit. Almanya'dan Kiel Üniversitesi'nden araştırmacılar gelip 2 gün boyunca bize eğitim vermişlerdi sırf bu cihazı kullanabilmemiz için. O üstte uçan daire gibi görünen ya da bir tencere kapağı gibi görünen kısmını söküp her bir metrede tekrar takıp işte satelite veri yollayıp oradan geri dönmesi için 45 dakika bekleyip tekrar aleti demonte edip bir metre ilerleyip tekrar monte edip aynı işlemi yapmanız gerekiyordu. Bizim için çok modern bir şeydi. Kendimizi şanslı hissediyorduk çünkü yeni bir teknolojiydi. 2 ay boyunca bugün adı Dalyan olan, eski ismi eski İstanbulluk olan Troya'nın hemen yakınındaki Aleksandria Truas kentinde bir araştırma yürüttük o Alman ekiple birlikte. 2 ay boyunca yaptığımız bu monte demonte GPS işleminin sonunda yaptığımız şey kente su sağlayan bir su kanalının, akvadüktün güzergahını belirlemek oldu. Harita üzerine baktığınızda salt noktalar görüyordunuz ama bizim için o dönemde müthiş bir başarıydı. 2 ay, çok önemli bir süre insan yaşamında. Ama bugün baktığım zaman, hani konuşmamın da kısmen konusu olacak, arkeolojideki yeni teknolojik yöntemler de zaman içinde muhtemelen yine gülümseyerek anacağımız yöntemlere dönüşecek. Konuşmam... Evet, dijital teknolojilerin arkeolojideki kullanımı üzerine ama tartışılabilir ne kadar yeni kalacakları. Konuşmanın diğer bir kısmında da özellikle Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine değinmek istedim. Çünkü bir şeyleri sistematik yaptığınız zaman dünyanın ilerlemesi de sistematik olabiliyor. Sadece kendi ülkeniz ya da içinde bulunduğunuz toplum için değil. Bencilce düşünmek yerine
bu gezegenin geleceğinin ne olacağını düşünmek ve bunu yaparken de bir ceza işlemi ya da mükafat uygulamaksızın gönüllülük ilkesiyle yapmak belki de daha kıymetli. Tabii UNESCO Birleşmiş Milletler'in önemli bir kurumu, entelektüel yüzü. Ülkelerin bireysel ve küresel olarak kalkınma yolunda attığı adımlarda da bir yeri var. Ekonominin, gelirin, üretimin, artışın ibaret olmadığı görüşü de yeni değil. Bu da 20. yüzyılın başlarından beri yaygın bir tartışma konusu. İnsani kalkınma yaklaşımı gelecek kuşakları hesaba kattığı takdirde önemli bir çerçeve oluşturuyor. Gelecek kuşakları düşünmeksizin yaptığımız her türlü çevreyi etkileyen eylem sürdürülebilir olmuyor. Dolayısıyla bu yaklaşımın temeli belki de sürdürülebilirlik ilkesi. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman ekonomik büyümeyi tabii ki kastediyoruz ama verimlilik çok önemli bir noktasını oluşturuyor. Refah artışının uzun vadeli olması hedefi, sürekli olarak da teminat altına alınması sürdürülebilir ilkesinin temelidir. Birleşmiş Milletler'in gündeminde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru atılan en önemli ve en kararlı adımlardan birisi yeni değil. 2012 yılında gerçekleştirilen kalkınma konferansı. Konferansın çıktısı olan The Future We Want mottosu var. Yani istediğimiz gelecek. Üye devletlerin sürdürülebilir kalkınma yönündeki kararlılıklarını dile getirerek ilan ettikleri bir temel doküman bu. Haziran 2012'de Rio de Janeiro'da yapılan bir konferans. Katılımcıları devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilciler. Sivil toplum kuruluşları da var paydaşları arasında. Şimdiki ve gelecekteki nesiller için ekonomik, sosyal, çevresel açılardan sürdürülebilir bir geleceğin teşviğinin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik taahhütler burada yinelenmiştir. Ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarıyla başarılabilmesi için her seviyede ekonomik ve çevresel yönleri bir araya getirerek daha ileri düzeyde ele alınması gerekliliği bu toplantıda kabul edilmiştir. Söz konusu gelecek vizyonu insan hakları ve uluslararası hukuk belgelerini temel dayanak olarak tabii ki kabul eder. Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal adalet, çevre, ekonomik refah olmak üzere üç bileşenini bütünlüklü bir biçimde aralarındaki bağlantıları dengeli bir şekilde ele alıp somutlaştıran bir doküman olarak karşımızda durur. Ve bin yıl kalkınma hedefleri, milenyum kalkınma hedeflerinin temelini oluşturur. Ardından gelen ve 15 yıllık gündemi belirleyen bir yol haritasını da yine bu toplantı çizer. Buna göre hedefler sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesine katkıda bulunmalı. Sürdürülebilir kalkınmanın Birleşmiş Milletler sisteminin tamamında uygulanması ve hakim yaklaşım olması için itici bir güç oluşturmalıdır. Rio Konferansı'nda Genel Kurul'un onaylayacağı küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin oluşturulması amacıyla tüm paydaşlara açık, kapsamlı, şeffaf bir hükümetler arası süreç başlatma kararı bu sebeple alınmıştır. Birleşmiş Milletler'in 5 bölgesel grubu var. Bu gruplara üye devletler çalışma grupları oluşturmuşlar ve zenginliği sağlayabilmek için de sivil toplum, bilimsel çevreler, akademik çevreler, Birleşmiş Milletler sisteminin tecrübelerini çalışmalarına dahil edilmesi gerekliliği yine dile getirilmiştir. Söz konusu yapı tarafından yürütülen bu kapsamlı çalışmanın sonucunda nihayet Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da 70. oturumunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 193 ülkenin imzasıyla ilan etmişlerdir. 2030 yılına kadar 17 küresel hedef üzerinde uzlaşılmıştır. Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası kabul edilen 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 2000 yılında hayata geçen milenyum kalkınma hedeflerinin de devamı niteliğinde ve bu hedefleri daha da ileriye taşıyan hedefler olarak hazırlanmıştır.
17 hedef var toplamında ve 169 alt hedeften oluşan gündemleri var. 2030 gündemi küresel ihtiyaçları birbirleriyle ilişki içinde ve ortak kazanç anlayışıyla ele alır. Hedefler yasal bir bağlayıcılık taşımamakla ancak küresel dünyanın bir parçası olan üye ülkelerin bu hedefleri sahiplenebilmesi ve ulusal mevzuat uygulamalarını bu çevrede gerçekleştirmeleri etik olarak beklenmektedir. Hedeflerin başarıyla uygulanması sadece kamunun değil, özel sektör başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, akademi ve toplumun çeşitli kademelerinin de hedefleri sahiplenmesiyle ancak mümkün olabilecektir. Hedeflerin en belirgin niteliği kimseyi geride bırakmamaktır. Bu bir prensip olarak yerleştiği vakit küresel hedefler herkes için geçerli bir hale geliyor. Dezavantajlı kesimler var. Onların ihtiyaçlarına cevap vermek önemli. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde, cinsiyetlerde, bedensel kapasite, ırk, dil, din, yaş gibi faktörler bireylerin tümünü kapsayacak biçimde uygulamaya konulmalıdır. Bu bağlamda nesiller arası bir adaletten de belki bahsetmemiz mümkün. Gezegenin korunması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, tüm hedefler içinde göz önünde bulundurulması gereken önemli konular olarak karşımızda durmakta. Kürsümüz bu bağlamda UNESCO'nun 38. ve 39. Genel Kurul toplantılarında alınan stratejik plan kararları doğrultusunda 38 ve 39. kararları çerçevesinde planlanmıştır ve Başkent Üniversitesi'nin bünyesinde Kültürel Miras ve Dijital Hafıza adıyla 2020'nin sonlarında kurulmuştur. Temel kuruluş ilkeleri de tabii ki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine paralel ilerler. Özellikle 4 yani eğitim ilkesi kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim sağlamak ve herkes için hayat boyu öğrenme fırsatları geliştirmek ülkeler için çok önemli bir kriter olmalıdır. Kültürel ve doğal mirasın korunması ve korunmasına yönelik çalışmaları desteklemek için yine 11. maddenin 4. fıkrasıyla aktive edici teknolojilerin özellikle de kadınların güçlenmesini desteklemek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve iyileştirilmesi yine kürsünün hedeflerindendir. UNESCO kürsümüzün temelini ve ilkelerini oluşturan bu önemli maddeler, 3 madde. Ne tesadüftür ki bizim araştırmalarını sürdürdüğümüz yine ülkemizin çok kıymetli UNESCO miras alanlarından bir tanesi olan Leton Kutsal Alanı'nda da metaforik şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü Leton ismi yine kadim tanrıçalardan bir tanesi, Anadolu'nun yerli kadim tanrıçalarından biri olan Apollon ve Artemis'in anneleri Leton'un adına kurulmuş, yani bir kadın için oluşturulmuş bir tapınım alanı, bir haç merkezidir. Yine ne tesadüftür ki UNESCO kürsümüzün ekip üyelerinin de çoğu yine kadınlardan oluşmaktadır. Özellikle hedeflemediğimiz halde. Dolayısıyla biz toplumsal cinsiyet eşitliğine de dikkat eden bir kürsü konumuna gelmiş bulunuyoruz bu kriterler kapsamında. 11-4 kapsamında ele alabileceğimiz şekilde yine günümüzdeki arkeoloji alanındaki dijital teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılması önemli bir konu. UNESCO'ya göre bir miras, miras olarak neyi aldığımız ve geride neyi bıraktığımız arasında bir kemer oluşturuyor. Ve bizim gibi Akdeniz çevresinde gelişen önemli uygarlıklarda kültürel miras yaşadığımız toprakların her katmanında çok önemli bir yer tutuyor. Salt, Türkiye, Anadolu, Trakya değil, Yunanistan'da, Kuzey Afrika'da, İtalya'da da ve Güney İspanya'da da benzer örnekleri görüyoruz. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS, arkeolojik bilgi temelli kültürel mirasın bilimsel araştırmayla elde edilebileceği ve araştırmaların zarar vermeyen teknikler uygulanarak örnek alma yoluyla kazı alanında yapılmasını hüküm altına almıştır. Bu konuda ilgili dijital teknolojiler kültürel mirasın korunması için
ülkelere tanıtım ve ekonomik olarak da çok yüksek kazanımlar sağlamaktadırlar günümüzde. Ayrıca iş olanağı yaratan bir alandır. Bu alandaki çalışmalar dijital teknolojilerin kullanımıyla birlikte disiplinler arası bir metoda doğru ilerlemektedir. Bu konuda ilgili mevcut teknolojiler ve metodolojiler, arkeolojik amaçlı, dijital koruma amaçlı, restorasyon amaçlı, koruma amaçlı 2D ve 3D sonuçlar vermektedir. Bu tekniklerin başında gelen dijital teknolojiler, 3 boyutlu sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, hareket yakalama, uzaktan algılama, lazer tarama, GPS bağlantılı coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarıdır. Slide'da da gördüğümüz gibi yakın tarihlerde yaşadığımız bir felaket var. IŞİD'in kültürel mirasla olan ilişkisi üzerinde. Palmira'da gördüğümüz bu tak belki belleklerimizde hala tazeliğini koruyor olabilir. İşte arkeolojide sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanımı, kendisi de bir tahribat metodu olan arkeolojinin, kazıların, binaların, şehirlerin ve arkeolojik bulunduğu çevrenin bilgisayar teknolojileri kullanılarak simülasyonunun yapılmasına da imkan tanımaktadır. Kültürel miras alanında yapılan sanal gerçeklik uygulamaları, sanal rekonstrüksiyon amaçlı uygulamalar, yerinde in situ deneyimleme, rehberlik sağlama amaçlı uygulamalar, bilimsel analiz amaçlı uygulamalar, sanal restorasyon amaçlı uygulamalar, sanal müzeler ki pandemiyle birlikte önemleri daha da artmış bulunuyor ve eğitici oyunlar olarak bahsedilebilir. Artırılmış gerçeklik bilgisayarlarda oluşturulan modellerin gerçek hayatımızda objeler ile birleştirilerek görselleştirilmesinden oluşturuluyor. Ve ziyaretçiler için çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Hareket yakalama, motion capture sistemleri bilgisayar grafik kartlarının gelişimiyle birlikte kullanılan, oyun endüstrisinde çok fazla kullanılan ama aynı zamanda etnoarkeolojide, mesela mağara resimlerinde, Anadolu'da çok kıymetli, geçmişi çok çok eskilere giden, 30 binlerden bahsettiğimiz dönemlerdeki kayalar ya da taşlar üzerine çizilmiş resim ya da kabartmaların hareketlendirilmesi için kullanılabilen yöntemlerdir. Etmen tabanlı simülasyon yöntemi kullanılarak yapılmaktadırlar. Uzaktan algılama ile uydular ile manyetik, yani ısıl, termal, elektronik ve elektromanyetik, jeofiziksel ölçüm yöntemleri kullanılarak arkeolojik yerleşimlerin tespitine yönelik tahribatı azaltan sistemler, yani nokta atışıyla kültürel, gömülü kültürel varlıkları bulabileceğimiz sistemler de önem kazanmaktadır. Yeryüzeyindeki herhangi bir sit alanının topografik haritasının çıkarılması için öncelikle uçaktan hava fotoğrafı veya uydulardan çekilen fotoğrafların GIS teknolojileriyle koordinatlarının belirlenerek görüntülenebilmesi arkeologlar için veri elde edilmesini sağlar. Lazer tarayıcılar birçok fotogrametrik yönteme göre daha doğru sonuçların elde edilmesini de sunabilmektedirler. İki tür metottan bahsedebiliriz. Ece Hoca daha detaylı anlatacak biraz sonra. Nokta bulutu üzerindeki basit geometrik şekilleri otomatik düzeltmeleriyle modelleme ve karmaşık geometrilerin mesh modellerinin oluşturulabilmesi için nokta bulutunun işlenmesi. Bir arkeolojik eserin bir kamera ile taranarak elde edilen 3 boyutlu görüntüsü bu eserin internet üzerinden olduğu gibi müzelerde de ziyaretçilere görsel olarak bir ekran üzerinden sunulması açısından çok önemli bir çalışma olarak görülebilir ki Avrupa'daki müzeler şu an bu noktaya doğru gitmektedirler. Berlin'deki Bergama Müzesi, Pergamon Müzesi ya da Paris'teki Louvre Müzesi gibi bütün koleksiyonlarını bu bahsettiğim sisteme aktarmak üzereler. Bizler de ülke olarak bu treni yakalamak zorundayız. Gelecekte arkeolojik alanlardan ve arkeolojik buluntulardan ülkeye daha fazla ekonomik gelir sağlamayı hedefliyorsak. Kültürel mirasın korunması, verilen önem ve bu alandaki başarı
toplumlar arası çağdaşlaşmanın bir göstergesidir. Bu sebeple UNESCO, Birleşmiş Milletler'in entelektüel yüzüdür diyebiliriz. Sürdürülebilir koruma ve yaşatmanın gerçekleştirilebilmesi, koruma konusunda farkındalık oluşturmaya ve toplumun bu konuda tüm katmanlarının bilinçlenmesinin sağlanmasına bağlıdır. Arkeoloji, görüngü bilimden kaynaklanan bir bakış açısına da sahiptir. Yerin az evvel bahsettiğimiz başlangıcında yapılı çevreye dair insan gerçeklerinin anlaşılmasında yeni enerji alanlarını yarattığını söyleyebiliriz bu sistemlerle. Arkeolojik bir değerin öne çıkarılarak korunması ve pazarlanması sonucu yerel niteliğini verdiği bütününden diğer değerlerin geri planda kalarak yok edilmesi de kimi zaman söz konusu olabilmekte. Özellikle tarihleriyle dünya pazarına sunulan yerlerde imajın oluşturulması sırasında hangi tarihsel dönem öne çıkarılacak? Bu çok önemli bir konu. Son yıllarda ülkemizde artan restorasyonlarda gördüğümüz Salt Roma caddelerinin sağlıklaştırılması sorununda olduğu gibi. Mekan üzerinden yürütülen tartışmalarda şüphesiz bir belirginlik var. Ama belki de konunun uzmanlarının uluslararası platformda biraz daha ses sahibi olması gerekiyor. Dolayısıyla sadece ülkemizin değil, uluslararası bu kültür politikalarına da yön verebilmemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Saygılarımı sunarım. Sayın Sema Hocam, çok çok teşekkür ederiz. Hem bu güzel bakış açısı için hem de dijital teknolojilerin gerçekten geldiği yer konusunda bizi çok şaşırttınız. O tencere kapağından gelinen nokta gerçekten inanılmaz, evet. Ve bunun hangi yöne evrileceğiyle ilgili insan tasavvur ve tahayyül etmeye çalıştığında acaba ne olacak sorusu da çok ilginç bir soru. Evet. Aslında arkeoloji bilimi, siz tabii ki çok daha iyi takdir edersiniz, İnsanın bilgiye ulaşma tatminini, gerçeğe ulaşma tatminini çok güzel başarabildiği bir alan. Öyle, evet. Değil mi? Hani neydi acaba? Ne vardı bu gömünün altında? Nasıl bir yaşantı vardı? Oradan bilgiyi almak, az önceki panelde de gerçeği alıp işlemek ve onun üstünden bir adalete ulaşmak sözcüğü vardı. Gerçek de bizim işimiz. Gerçek olmayanla değil. Az önce Necati Bey'in yaptığı sunumda da bizim aslında vasat olana değil, kaliteli olana odaklanmamız, vasat olanı normalleştirmeyip aslında kaliteliyiz, bunun farkına varıp bunu hedeflememiz gerekiyor bakış açısıyla. Evet, biz gerçekle uğraşmalıyız ve gerçeği bize ulaştıran dijital teknolojilerin esiri değil, onların hükümdarı olmalıyız, değil mi hocam? Kullanmalıyız. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli sunuşunuz için. Evet, sıra bana geldi. Kendimi sona koymuştum ama yine de sıra geldi. Yapacak bir şey yok. Ben de mimari tasarım ve inşaat süreçlerinde verimlilik için üretilmiş olan bir araçtan bahsedeceğim size. Bu aracın üretilmesinin altında yatan en temel şey aslında, en temel motivasyon verimlilik. Nasıl çalıştığına bir bakayım. Çok özür diliyorum. Evet. Özellikle mimari proje süreçleri, yani projenin üretildiği süreçler, burada da farklı disiplinlerin bir arada çalıştığını biliyoruz. İnşaat süreçleri, şantiye tasarımı, şantiye yönetim süreçleri ve bütün bu yapı, hem altyapı hem üst yapı işlemlerinin tamamlandıktan sonra kullanım sürecinde bu yapıların nasıl yönetildiği, nasıl onarıldığı, bütün bunlar aslında kendi uzmanlık alanları olan çok ciddi, çok önemli konular. Ve BIM dediğimiz sistem, BIM dediğimiz süreç aslında, bunu süreç olarak adlandırmaya başladı bu işin uzmanları. Bunun için önerilmiş bir araç bizim için. Neden süreç deniyor buna? Çünkü nedir? Aslında bu soruya buradan girmek lazım. BIM entegre edilmiş proje süreçleri olarak tanımlayabileceğimiz bir şey, en kısa tanımıyla. Çünkü hedefi en başta bu sektördeki verimliliği arttırmak olan ve bütün süreçlerin birbirlerinden beslenmesini sağlayan, veri kaybına engel olan, doğru kişilere doğru zamanda verinin aktarımını sağlayan, bunun için geliştirilmiş bir sistem. Aslında yapı bilgi modeli dediğimiz şeyin üstünden geliştirilmiş bir sistem. Neden ortaya çıktı? Ortaya çıkmasını sağlayan en temel gerekçe aslında değişen
inşaat sektöründe değişen ihtiyaçlar, değişen yapısal ihtiyaçlar, karmaşıklık, ölçek, artan ölçek ve projelerin artık hata kaldırmama istekleri. Çünkü verimli proje üretimi süreçleri her koşulda ve her şekilde bekleniyor. Hem mali verimlilik, hem süresel verimlilik, hem de iş gücü verimliliği anlamında çok büyük katkıları olması bekleniyor BİM süreçlerinin. Başka motivasyonu insan hatasının en aza indirilmesi ve tekrar eden süreçlerin otomatize edilmesi. Burada insanın kendi karar verme süreçlerinin dışında tuttuğumuz ama sürekli tekrar eden bazı işlerin otomatize edilerek çok uzun sürelerde insanlar tarafından tamamlanan hesaplama işlemlerinin otomatik olarak elde edilmesi hedefleniyor. Ve bu aynı zamanda ne kazandıracak? Hata ve süre ekonomisi ve mali verimlilik kazandıracak. Bu ihtiyaçlardan ortaya çıkmış bir sistemdir BIM süreçleri dediğimiz şey. BIM, Building Information Modeling, yani yapı bilgi modeli. Yani aslında bizim mimari tasarımın en konvansiyonel haliyle iki boyutlu ortamda ürettiğimiz yapısal çizimlerin artık model üstünde ama aynı zamanda da bütün yapı elemanlarının kendi bilgileriyle, bu bilgiden kastettiğimiz şey strüktürel mi, konstrüktif mi, hangi malzemeden yapılmış, hatta maliyeti ne, ısı geçirgenliği ne gibi birçok fiziksel özelliğini de içinde barındıran bir sanal ikiz üretme hali. Yani bu bize ne sağlıyor aslında? Konvansiyonel süreçlere göre sağladığı şey, yapı inşa edilmeye başlamadan önce yapıda karşılaşabileceğiniz, inşaat süresince karşılaşabileceğiniz çakışmalar, zorluklar, hatalar, bütün bunları sanal ikiz üzerinde görmenizi sağlıyor. Bu, projenin hazırlık sürecini biraz daha komplike hale getirirken, inşaat yani üretim sürecini daha seri, hızlı ve hatasız hale getiriyor. Dolayısıyla bu sürece aslında bütün dünyada çok ciddi ve hızla bir dönüş, bir geçiş olduğunu söylemek mümkün şu anda. Peki hangi süreçte şu anda BİM? Aslında bunun tartışmaları çok var. Bununla ilgili yapılan çok akademik çalışma var. Ben bu işin hani piyasa, daha doğrusu üretim kısmında değil, akademik kısmında araştırma kısmındayım. Ama uygulamalarımız da var. Sema Hocam'la birlikte yaptığımız tarihi yapıların, yapı bilgi modellerinin üretilmesi projeleriyle birlikte çalışıyoruz. Ama asıl firmalarımızın, yani inşaat sektöründe dünya çapında söz sahibi olan ve bu yetkinliğe ve yeterliliğe sahip olmuş olan firmalarımızın yetkinliği hangi konumda? Ben de bu anlamda Sayın Necati Bey'e katılıyorum. Şöyle katılıyorum, yaptığım araştırmalar sonucunda, benimki deneyim değil, araştırma okuma sonucudur. Aktardığım bilgi ikincil kaynaktır. Dolayısıyla onu söyleyebilirim, bizim firmalarımız gerçekten bu anlamda kendilerini özellikle son dönemde çok fazla geliştirdiler. Neden? Çünkü dünya çapında bu verimliliği ve bu hatasızlığı artık bekler hale geldi bütün proje teslim süreçleri. Ancak Türkiye'de durum ne? Buna da birazdan değinmek istiyorum. Başka bizim için, yine Türkiye için problemleri neler bu süreç dönüşümünün ve geleceği nasıl bir şey? Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Evet, BİM yapı bilgi modelinin temel işlevi dedik. Burada proje süreci, inşaat süreci ve işletme bakım onarım yönetimi diye üç başlıkta bunu inceleme şansımız var. Proje sürecindeki işlevinde ise mimari proje, mühendislik projeleri gibi farklı disiplinlerin, farklı uzmanlık alanlarının, farklı çalışma ekiplerinin ürettikleri bilgiyi tek model üstünde birleştirerek bütünleştirme, dolayısıyla yapının sanal ikizini oluşturma ve bu projelerin işlerliğini, uyumluluğunu sanal ikiz üzerinde sağlama işlevi var. Yürütülen proje süreçlerindeki ayrılığın, iletişim kopukluğunun, projeler bitirildiğinde karşılaşılan geri dönüşlerin, hatalar yüzünden karşılaşılan baştan yapmaların minimuma indirilmesi aslında buradaki en temel işlevlerinden bir tanesi. İnşaat proje süreçlerinin öncesinde, üretim sürecine geçilmeden önce dediğim gibi karşılaşılan çakışmaların, uyumsuzlukların giderilmesi ve sanal ikizin yapının üretim sürecine geçilmeden önce tasarlandığı gibi sayısal ortamda üretilerek yapım öncesinde geneleksel yöntemle üretim sırasında karşılaşılan birçok sorunu önlemesi temel işlevi. Peki bize, yani mimari proje ofisleri için özellikle faydaları neler, ona bir baktığımız zaman
proje ofislerinde işbirlikli çalışmayı sağlıyor. Bu aynı model üstünde iş bölümünü verileri bölerek, çeşitli sorumlular atayarak, projelerin belirli yerlerinde çeşitli sorumlular atayarak iş bölümünü ve iş yönetimini sağlamamızı olanak veriyor. Başka bir özelliği, simülasyon olanaklarıyla yapı inşa edilmeden önce gerek enerji verimliliği, gerek maliyet hesabı, gerek karşılaşılabilecek başka türlü sorunlar, işte deprem simülasyonu olsun, onlarla ilgili geri dönüş, geri bildirim verme imkanı sağlıyor. Bu da tasarım sürecinde çok daha doğru, çok daha isabetli adımlar atmayı olanaklı kılıyor. Onun dışında proje ekiplerinin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili yetkilendirilmesini sağlıyorsunuz ve proje verisinin yönetimi bu anlamda çok önemli oluyor. Bunu sağlıyorsunuz. Tabii ki bunun getirdiği bazı ihtiyaçlar da var. Geleneksel süreçlere alışmış olan proje ofislerinin, mimarlık ve inşaat ve mekanik elektrik ofislerinin geleneksel süreçte ürettikleri projelere nasıl bir dönüşüm getiriyor? Bu dönüşüme adaptasyon nasıl bir şey? Biraz da bu konu tabii insanların aklını kurcalıyor bu anlamda. Başka ne getirisi var? Özellikle metraj konusunda çok çok büyük beklentileri var yapı bilgi modelinin. Maliyet ve metraj otomasyonu, metraj hesabı gibi bir takım hesaplamaları otomatik olarak yapıda yaptığınız herhangi bir değişikliğin sonuçlarını hemen görme şansınız oluyor. Dolayısıyla hesaplama işini bilgisayara devretmiş oluyorsunuz. Size tasarlamak için vakit kalmış oluyor. Tabii bu vakit tasarlamak için mi kullanılıyor? Verimlilik bunun neresinde? Bunu da tartışmak lazım. Bu bambaşka bir tartışma konusu. Bu işte özellikle iş üstünde çalışan mimarlık ofisleriyle bu tür araştırmaların da yapılması aslında gerekiyor. Bu konuyla ilgili araştırma alanı da hani akademik anlamda söylüyorum çok fazla. Çünkü sürekli bilgi gelişiyor ve sürekli aslında bize software programcılarının sağladığı, İşte marka vermek istemiyorum ama programlar sayesinde elimize aldığımız bazı araçları kullanma yeteneği değil, artık kullanıcılar kendi kodlarını yazarak kendi problemlerini çözer hale geldiler. Dolayısıyla mimarlar bir noktada yazılımcılarla işbirliği yapmak durumunda, hatta bazı noktalarda kendileri o kodu yazmak durumunda kalabiliyorlar. Bununla ilgili inanılmaz çok yayın var, hem akademik anlamda yayın var ama tabii bu yayınların ortaya çıkmasını sağlayan en temel durum da piyasada çalışan insanların akademik yayın yapıyor olması. Şimdi biz bilgiye de bu şekilde ulaşıyoruz. Yani bunlar yayınlanıyor ki ben bu bilgilere erişip bunları sizlerle paylaşabiliyorum. Dolayısıyla akademi ve işin işbirliği bu anlamda çok çok önemsediğimiz bir durum. Çok uzun bir parantez açtım. Konuma dönmek gerekirse başka faydalandığımız özelliklerden bir tanesi. Evet, BİM sürecinin inşaat öncesi tasarım süreçlerinde beklenen getirileri diye böyle bir şema hazırlamıştım ama hepsinden bahsettiğim için bu slide boşa gitti. Şimdi devam etmek istiyorum. Burada bize yine bulut ortamı diye bir ortamımız var. Bunu biliyorsunuz, hani artık gündelik hayatta da kullanılmaya başlandı. Bir şeyi buluta yüklemek. Bu yapı bilgi modeli süreçlerinde, BIM süreçlerinde çok işlevsel bir şey haline getirildi. Yine bu üretici, yazılım üretici firmalar tarafından kullanıcılara sunulan bir servis bu. Bu da aslında hem proje sürecinde farklı çalışma ekiplerinin, firmalarının kendi uzmanlık alanlarında ürettikleri projeleri eş zamanlı olarak birbirleriyle paylaşmalarını sağlıyor. Eş zamanlı ya da asenkron. Yani senkron ya da asenkron. Bu inanılmaz bir imkan. Yani siz projenizin bir noktasında örneğin bir yapısal bir eleman ya da bir jeneratör ya da bir başka bir mekanik elemanın boyutlarıyla ilgili bir değişimi hemen strüktür projesine yansıtabiliyorsunuz. Dolayısıyla değişen makinenin içinden kolon geçmemiş oluyor. Yani bu tür problemler çok çok fazla karşısına çıkıyor. Farklı proje, farklı ekiplerin bir arada çalışması gerektiği interdisipliner proje süreçlerinde. Dolayısıyla bu bulut ortamının sağladığı şey, senkron olarak anında verinin güncellendiği ve anında ekibin çözmesi gereken problemle başka hiçbir onun dikkatini dağıtacak şeyle karşılaşmadan yüzleştirilmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor.
Onun dışında teslim süreci, bundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle uluslararası projelerde, çok büyük ölçekli projelerde, çok ortaklı, çok paydaşlı projelerde, karma kullanımlı projelerde, dediğimiz gibi günümüz çağında insanın ihtiyaçlarıyla birlikte yapılaşma da değişti. Üst yapı dediğimiz kavram da değişti. Artık kullanılan yapıların büyüklüğü de, onların üretim süreçleri de çok farklı. Dolayısıyla bu ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde bir kavram üredi. Yine bu BIM süreçleri sonucunda buna da bütünleşik proje teslimi deniyor. IPD, Integrated Project Delivery deniyor. Bu aslında hedeflenen en üst nokta, öyle söyleyebilirim. Bu süreci bir küçük şema var şu anki slide'da. Orada biraz özetlemeye çalıştım. BIM'e geçiş süreci olarak da adlandırmak mümkün. Çünkü elbette ki mimarlar, mühendisler proje yapıyorlardı ve yapmaya devam ediyorlar. Peki yeni bir araçla nasıl tanıştılar? Bu ilk önce işte BIM öncesi süreçteki proje üretimleri, daha sonra BIM'i nasıl kullanmaya başladıklarıyla ilgili üç boyutlu görme, modelleme ve üç boyutlu proje üstündeki durumu algılama ve anlama. Ama bunun bir sonraki boyutu collaboration, yani işbirlikli çalışma, yani eş zamanlı iş akışlarını paralel olarak yürütebilme. Aynı anda projenin farklı yerlerinde farklı ekiplerin çözümü sürdürebiliyor olması. Dolayısıyla proje süresinin de verimli olarak kullanılması ile ilgili bir kazanım. Integrated Project Delivery dediğimiz şey ise aslında artık bir proje teslim formatı ve bu formatı çok büyük, özellikle ülkemizden örnek vermek gerekirse İstanbul Havaalanı böyle bir proje. Tamamen BIM'le üretilmiş ve IPD olarak teslim edilmiş bir proje örneğidir. Ancak bizim şu anda kendi ülkemizde de çok fazla büyük proje yapılmakla birlikte bu proje teslim süreci henüz hayata tam olarak geçmiş değil. Dolayısıyla biz hangi aşamadayız diye sorduğumuzda o collaboration'ı yapmaya başladık gibi konuşmamız mümkün kendi ülkemiz için. Ama dediğim gibi inşaat firmalarımız, mimarlık firmalarımız yurt dışına yaptıkları proje teslimlerinde IPD kalitesinde proje teslim edebilecek durumdalar şu anda ve ediyorlar zaten. Peki proje süreçlerinin en temel değer. Bu burada çok önemli. Yani bütün bu şeylerin özetine baktığımız zaman, mimari proje ofisleri için bunun özetine baktığımız zaman bütün hedef, amaç ve elde edilen şey verimlilik. Dolayısıyla verimlilik üstüne kurulu bir şeyden bahsediyoruz. Peki inşaat sürecine nasıl yansıyor bu? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Şantiye projesinin oluşturulması, şantiyedeki süreç yönetim projesinin oluşturulması, bu bahsettiğimiz sanal ikiz, yani tasarlandığı gibi as designed model, burada da bir taban olarak, bir temel olarak kullanılabiliyor. Saha planlaması ve yönetiminde kullanılabiliyor. İş akışlarının, paralel işlerin tasarlanmasında, tedarik süreçlerinde, maliyetlerin hesaplanmasında, hangi işin hangi işle paralel gidebileceği, hangi işin önce olması gerektiğiyle ilgili yönetim süreçlerinin planlanmasında kullanılabiliyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de tabii ki işçi ve iş takibinin yapılmasında kullanılabiliyor. Burada elbette ki iş güvenliği projelerinin de yönetimi şantiye yöneticileri için çok önemli. Yapının üç boyutlu modeli, şantiyenin üç boyutlu modelinin elinizin altında olması, herhangi bir yerde bulunan herhangi bir aksaklığa anında müdahale edebilmenizi sağlıyor. O bahsettiğim artık bizlerin de, tasarımcıların da ya da ekiplerin içinde de yazılımcıların bulunması ihtiyacı böyle alanlarda çok karşımıza çıkıyor. Yani yapılan yayınların çok büyük bir kısmında özellikle şantiye içinde işçi güvenliği üstüne üretilmiş çok fazla yerinde üretilen yazılım var. Ve bunların BIM'le entegrasyonu elbette ki, yani üç boyutlu sanal ikiz üzerinde bunların deneyimlenmesi ve yönetilmesi, işi için üretilmiş çok fazla bilgi var. Ve bu as designed as built karşılaştırılması, az önce Sema Hocam'ın bahsettiği o lazer taramayla nokta bulutu elde edilmesi işi yalnızca arkeolojik ve tarihi yapılar için değil, aslında inşaat süreçlerinin takip edilebilmesi için de kullanılan bir teknoloji.
Siz yapıyı sanal ikiz olarak tasarladığınız gibi her zaman üretemiyorsunuz. Üretim sürecinde birçok şey değişiyor, birçok tedarikçi değişebiliyor, bazı çözümler değişebiliyor. Dolayısıyla tasarlandığı gibiyle üretildiği gibi arasında fark var. Ve bu farkın yönetilebilmesi için de bu nokta bulut modelleriyle BIM modelleri çakıştırılıyor, karşılaştırılıyor ve bu da süreci çok verimli hale getiriyor. Yine inşaat verimliliği için konuşmak gerekirse. Üçüncü başlığı bahsettiğimiz, evet yapı bitti, yapıyı artık kullanmaya başladık ama o yapının içinde bilmediğimiz bir yerinde bir aksaklık var, bir sorun var. İşte burada bizim karşımıza çıkan şey o as-built proje ve o as-built proje yapının sanal ikizi olarak hem inşaat sürecindeki o nokta bulutlarının verisini tutan, çünkü asma tavanların altında ne olduğunu göremeyebilirsiniz ya da ıslak zeminlerin altında ne olduğunu, nerede olduğunu göremeyebilirsiniz. Bir tesisat girişinin nerede olduğunu bilemeyebilirsiniz. Bütün bu veriyi bize sağlayan şey yapının as-built projesidir. Konvansiyonel yöntemle üretilen projelerde bunların her biri iki boyutlu çok büyük çok sayıda paftalardır. Ama bunu BIM modeli olarak bir IPD olarak teslim ettiğiniz zaman o zaman hem veri bütünlüğünü almış oluyorsunuz. Hem bu konuda iki boyutlu paftalarda göremediğiniz üçüncü boyuttaki veriyi korumuş oluyorsunuz. Hem de bakım onarım yönetimi için bir süreç yönetim planını yine aynı model üstünden oluşturma şansınız oluyor. Yani yapının ömrü boyunca, yapının ilk fikri ortaya çıktığından yıkımına kadar, yıkım projesi de dahil olmak üzere ona eşlik eden bir ruh ikizi, sanal ikizden bahsedebiliyoruz yapı için. Evet, bu tasarım süreçleri, inşaat üretim süreçleri, yapı yönetim süreçleri, bütün bunların ortak paydası olarak baktığımızda aslında buna integration yani bir bütünleştirme olarak baktığımızda artık biz bu süreçlerin birbirinden çok da ayrı, bir bitince öbürü başlıyor şeklinde gitmediğini görüyoruz. Bunun da en verimli olarak kullanıldığı alanlardan bir tanesi işte bu enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar. Az önce de söylediğim gibi tasarım sürecine, yani yapı daha iç inşaatına başlanmadan önceki sürecine yapının enerjisiyle ilgili, enerji verimliliği ilgili veriyi verdiğiniz zaman süreç çok daha verimli işlemeye başlıyor. Bu hem tasarım sürecinde hem şantiyedeki verimliliği hem de yapı yönetim sürecindeki verimliliği bize sağlayabilecek bir şey. Doğru şekilde planlanmış bir şantiye sürecinde hata yapmadığınız takdirde tedarik edilmesi gereken bir şeyin iki gün önce ya da iki gün sonra gelmesi yüzünden kaybedeceğiniz zaman, para ve iş gücü sarfiyatından sizi kurtaran bir sürece dönüşüyor. Evet, Türkiye'de durum ne? Burada özel bir topluluk olan, aslında bu BIM üstüne çok topluluk var Türkiye'de. BIM fili var. Onlarla çok yakından irtibat halindeydim ben geçtiğimiz yılda. Tabii pandemi araya girdi. Bir sürü etkinlik yaptık birlikte ama tekrar devam edeceğiz diye diliyorum. Bu da başka bir topluluğun ürettiği bir rapor. Aslında bu bütün istatistik verileri de içinde bulunduran bir rapor. Türkiye'de BIM'in durumunun ne olduğunu bize 2018-2019 yılı için o çerçevede ifade eden, hangi durumda olduğumuzu ifade eden firmalarımızın yurt dışı deneyimleriyle ilgili bilgileri, bizim kendi know-how birikimimizin ne olduğunu bize ifade eden bir rapor. İlgilenen olursa diye burada paylaşmak istedim. Peki bizim Türkiye'de karşılaştığımız problemler neler? Şimdi BİM'e geçişte dediğimiz gibi konvansiyonel ortamda üretilen projeler, yapı projelerinde BİM'e geçişte bir süreç değişimi, bir yapma değişimi var. Burada karşımıza çıkan problemlerin başında proje teslim standartlarındaki dönüşümün henüz gerçekleşmemiş olması yatıyor. Yani Türkiye'de proje teslimi hala iki boyutlu pafta üzerinden yapılıyor. Koruma projeleri de o şekilde onaylanıyor. Bütün inşaat projeleri de o şekilde onaylanıyor. Dolayısıyla biz BİM'de üretiyor oluyoruz mimarlık ve inşaat firmaları olarak ama gene konvansiyonel yöntemle teslim ediyoruz projeleri. Ama bu bizim hani hatasızlık, verimlilik anlamında alacağımız kazancı bir iş kalemi olarak uzatıyor. Ama onun dışında özellikle ihale süreçlerinde bizim böyle bir çalışmamız da oldu. Başkent Üniversitesi'ndeki eski bir öğrencimle yaptığımız bir çalışmaydı bu. Proje ihale süreçlerindeki gerekli dönüşüm henüz gerçekleşmemiş durumda. Proje ihalesi ayrı, inşaat ihalesi ayrı verildiği takdirde işte bu integration'ı, bu bütünleşme işlemini çok gerçekleştiremiyorsunuz.
Dolayısıyla bu tür problemler, bu tür sorunlar şu an Türkiye'deki inşaat sektörünün elinde olan problemler. Onun dışında yetişmiş eleman eksiği, bu bizim ilgi alanımız. Akademisyenler olarak, üniversiteler olarak, eğitim kurumları olarak bizim ilgi alanımız bu. Özellikle de işte İntes Akademi'nin de belki eğilmek istediği sorunlardan bir tanesi süreç yönetimi, veri yönetimi, altyapı ve yazılım yönetimleri, işte dosya yönetimleri, bu tür şeyler, bu tür çok büyük projelerde binlerce mailin atıldığı, on binlerce verinin bir yerlerde kaybolma riskinin olduğu bir süreçten bahsediyoruz ve bu süreçte bir saatiniz bile çok değerliyken gerçekten çok büyük bir baskıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu baskıyı karşılayabilecek yetişmiş eleman, proje yöneticileri, BİM yöneticileri, BİM execution planı gerçekleştirebilecek olan uzmanların yetişmesi gerekiyor. Ve eğitim kurumlarındaki BİM altyapısı henüz buna yaklaşmanın çok 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 uzağında. Onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Bunu biliyorum çünkü. Dolayısıyla bizim bu anlamda özellikle bu konuda uzmanlaşmak isteyen kişiler için oluşturmamız gereken bir süreç var. Onun dışında yazılımdan kaynaklanan eksiklikler var. Bu tabii ki var. Yani bize bu yazılımları sağlayan firmaların geliştirdikleri bir takım çözümler var. Ama bu eksiklikleri az önce de bahsettiğim gibi kullanıcılar kendi yöntemleriyle çözme imkanına sahipler. Daha önceki sunuşlardan bir tanesinde geçti. Bu Application Programming Interface diye bir şey, arayüz var. Revit için de var. Bu isim verdim artık, yapacak bir şey yok. BIM programları için de var bu. Bu arayüzle kendi sorunlarınızı çözecek çözümler üretebiliyorsunuz. Ve az önce de bahsettiğim en önemli problemlerden bir tanesi eğitim ve BIM entegrasyonundaki gecikme. Yani üniversite ortamında, eğitim ortamında o 4 yılı verimli olarak kullanması gereken gencin aslında o bilgiyi almak yerine hani daha konvansiyonel eğitim teknikleriyle sürdürdüğü bir süreç var. Ama piyasada kendini geliştirmek zorunda kalıyor bu kişiler. Piyasada tekrar bir öğrenim süreci geliştirmek zorunda kalıyor. Ve firmaların en büyük şikayetlerinden bir tanesi de yeni gelen, yeni mezun biri orada yetiştikten sonra hop başka yere geçiveriyor. Dolayısıyla bu böyle bir durum var, böyle bir eleman açığı var. Bundan bahsetmek çok mümkün şu anda. Ben de buna bizim üniversitemizde verilmiş olan yanıtı ve adımı paylaşarak bitirmek ve son noktalandırmak istiyorum bu konuyu. Mimarlık, yönetim, bilişim ve yazılım mühendisliği bölümlerinin ortaklaşa kurduğu bir ana bilim dalı. Mimari tasarım ve uygulamada süreç yönetimi ana bilim dalı yüksek lisans programımız. Tezsiz bir programdır, tamamen piyasada bu eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik. Yine uzman, yetişmiş uzmanların bilgileriyle, bilgisiyle yetişmek isteyen ve uzman olmak isteyen yeni mezunların veya uzmanların bilgilerini birleştirmek, bütünleştirmek, entegre etmek için kurduğumuz bir yüksek lisans programıdır. Süre bitti. Yüksek lisans programımızın ayrıntılarına da girmek isterdim ama süremiz bu kadar. Moderatör olarak kendime dur diyorum. Ve hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılarımıza paylaştıkları çok değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer soru varsa alabiliriz, yorum varsa alabiliriz. Yoksa oturumu kapatacağım. Çok çok teşekkürler tekrar. Haluk Hocam, Necati Bey, çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz, saygılar sunuyoruz. Sağ olun, hoşça kalın. Çok çok teşekkürler. Hoşça kalın. (Gülüyor)